mutfakta, gelelim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta, gelelim mutfakta. Haksız puanlamalar yapıldığı için büyük ihtimalle ben giderim. Bana güvenmeyen bir adamla ben niye evleneyim ki? Niye güvensin ki? 3 gün sonra belki ayrılacaksın. Kayınvalidemi karşıma alırım. Anne, senin amacın ne? Siz çok zengin olsaydınız, gelininize böyle bir şey yapar mıydınız? Yaptırırdım. Ben nasıl mı ikna ederim eşimi? Bir bağırırım, aklını alırım onun. Elçiniz ya da görümceniz yemek tabağınızın takımından bir tane kırdı. Paralarım. Elçinle kayınvalideni mi çekiştirebilirsin, kocanı mı? Birini çekiştirmene gerek mi var? Sen ne yapıyorsun orada? Kekinin yanmış taraflarını mı soyuyorsun? Evet. Hayırdır? Şunları soyduğunu görmeyeceğim. Tamam. Ezgi, sen kalıplar çıkaramamışsın. Hadi masana, hadi masana. Ben seni ittim mi? Ama kaynanası bu ne böyle püskür püskür püskür. Çıldıracağım ya, çıldıracağım. Gerçekten çıldıracağım artık. Ne diyeceksin ya, yeter. Ya ne demek? Sen nereye elini vuruyorsun? Sus ya, sus. Kes sesini. Bak, beni oraya getirttirme. Annesini sevmeyen erkek zaten karısını hiç sevmez. Benim yanımda ısrarla diyor ki ben söylerim, söyleyeceğim. Ne diyeyim ben şimdi bu kadına? Ben annemin evinde daha çok rahat ediyorum Fatih Bey. Onlar da bizim gibi ne kadar iyi anlaşıyor dedik. Burcu'dan Cansu olmaz. Bunlar yeter ki yine huzurlu olsun diye eğer öyle bir şey hissedersem alıp başımı giderim. Böyle bir şey olabileceği ihtimali onu bu derece üzüyor ve ağlatıyor. Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altını kazanan geline ve 5 altın bileziğin sahibi olan gelinimizi açıklıyoruz. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta, gelinim mutfakta. Masayı donatıp kurmakta, sanat eseri gibi sunmakta, gelinin mutfakta, gelinin mutfakta, gelinin mutfakta, gelinin mutfakta, yemeği tabakta, tadı damakta, gelinin mutfakta, gelinin mutfakta. Merhabalar efendim, merhabalar. Gelinin Mutfakta'ya hoş geldiniz. Bugün Gelinin Mutfakta da final günü, haftanın final günü. Acaba 5 altın bileziği kim alacak? Bakalım bugün kim alıyor? Bugün hemen dönüyorum gelinlere ve kayınvalidelere. Nasılsınız? İyi. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir şarkı geldi eskilerden aklıma. Gecenin matemini. Herkes bir siyahlarda var. Ben de çiçeği açtım. Bir siyahlarda var. Herkes evet, böyle bir şey var. Böyle özel bir gün gibi sanki. Çıkınca ben söyledim. Ay Edil Mezgi hepimiz siyah giymiş. Evet, ne güzel şıkır şıkır böyle bir hoşluk var değil mi? Evet, bugün çünkü niye? Çünkü hani haftanın finali böyle daha bir asil, hani asil ve şık olalım diye. Çünkü bir de tatlı yiyelim diye. Evet. Tatlı yiyeceğiz. Evet. Tatlılara puan vereceğiz. Ay inşallah. O tatlılarda puan verildikten sonra toplanacak o altınları kim alacak? Zafer.
Bugün acaba ne pişiriyoruz? Fatih Bey, başlamadan önce ben canım fanlarım. Fanlarım mı? Evet. Oğluma ve bana böyle bir kara kalem yapmışlar, göndermişler. Çok güzel çizmişler. Ne yazıyor? Altında ne yazıyor? Yüzünüz her daim gülsün. Aa, imza? TGB Yalçın. Ha, TGB Yalçın. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim, çok beğendim. Evet, çok güzel olmuş, evet. Ne güzel böyle. Bugün haftanın finali, finalde ne yapıyoruz? Tatlı yapıyoruz. Acaba bugün ne tatlısı yapacağız? Kaldırın örtüleri. Ay sen bir fikir... Çözemedim. Bu ne? Ya bir fikir olur. Ne? Un, kek. Şeyli kek. Tabii. Bu vişne. Çikolatalı vişne soslu kek. Evet. Çikolatalı vişne soslu kek. Ha, bu da güzel. Efendim. Kekleri çok basit kek. Keki biliyorsunuz. Kek yapmayı biliyorsunuz herhalde. Evet. Tabii ki Fatih. İyi o zaman. Malzemeleri yazıyorsunuz. 2 adet yumurta. 2 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı süt, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 3 yemek kaşığı kakao, 1 su bardağı un, 1 yarım su bardağı file badem. Sosu için yarım su bardağı süt, yarım su bardağı vişne suyu, yarım su bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı kakao. Şimdi ben kayınvalidelere 90 saniye veriyorum ve çıkıyorum, sonra gidip alıyorum. 5, 4, 3, 2, 1, süre başlasın. Şeker mi? Yumurta. Yok, bu sosun. Bu, bunun kekin şekeri yok. Yok demek ki. Yok. Üzerine dökülecek. Bu sosun. Ama içine katılacak. On sonra. Ama bunu o zaman köpürt. Tamam mı? Çırp çırp çırp. Bunu da ele. Ondan sonra onun üzerine ele. Kaç sıvı yağ. Evet, sıvı yağ nerede burada? Tamam, bunların hepsini çırp çırp. İyicene çırptın o zaman, evet. Evet, kekin içinde süt yok. Şeker de yok. Aslında var. Belki... Yağıt sosu da bir şey yok. Bunları koyar, bir güzel çırparım. Ondan sonra 2 dakika bunların hepsini karıştırır, bir güzel bir şey yaparım, orada pişer zaten, o arada keklerimiz. Evet, buna koy, iyice yani karışır birbirine, erisin bu da yani, koy onun içerisine. Ne? Sosu da yani koy onun içerisine, ikisini karışın. O zaman bunları oraya, işte bunu şey, sosuna koyabiliriz biraz. Tamam, şimdi sana anlatır zaten, ben vişne sulu iç kek yapmam. Tamam. Tamam, kek yaptık. Önce yumurtasını koy. Ondan sonra şekerini koyuyorsun herhalde. Şu yumurtayla o zaman şunları. 5, 4, 3, 2, 1 süre bitti. Kayınvalideler, sevgili anneler, sizi sevgiyle izleme odasına alıyorum. Görüşürüz. İşte sostu. Çikolatalı. İşte soslu kek. Çikolatalı. Çok güzel. Vişneyle çikolatayı çok severim. Çok güzel olur. O zaman hazırsanız 40 dakika süre veriyorum. 5, 4, 3, 2, 1. Kolay gelsin kızlar. Kolay gelsin herkese. Demeyeceğim mi? Hiç neden diye, Emine? Hiç diyesim yok. Arkadaşım özellikle sana hiç diyesim yok Ayşe'miz. O kadar haksız puanlama yapılırsa ben de kolay gelsin demem. Kimin haksız puanlama yaptığını düşünüyorsun? Neredeyse herkesin. Valla benim kayınvalideme bir şey demeyin, çok güzel puanlama yaptı. Valla bilemeyeceğim. Bu taşlar benim kayınvalideme. Peki sizce kim gider bu hafta? Böyle bir hafta geçirdiğim için, haksız puanlamalar yapıldığı için büyük ihtimalle ben giderim. Sağ olsunlar. Ellerinden öpüyorum hepsini.
Yine de belli olmaz ama puanlar çok yakın birbirine. Evet, çok yakın. Aşırı derecede yakın. Kimin gideceği henüz hiç belli değil. Biz en sondakinin en yukarı çıktığını gördük. Evet. Değil mi Fatma Hanım? Evet. En sonda evet. Düşün bilezikleri evet. Alıyor. Evet. Büyük bir sürprizle. 2-3 kaynana birden veriyor, tavan yapıyor. Son puanlamada bakarsın en düşüğe gider bütün puanla bir bakarsın. Tabii. Gider. Ya kısmet evet. Kiminse onun yani, olur. Kısmet kısmete yani. Karşı gelinmez. Evet. Ben alırım derim sen alırsın. Sen alırım dersin aynen, Fatma aynen. Hanım alır hiç belli olmaz. Kimin kısmeti ise o alsın. Allah hayırlı da uğurlu etsin. Ezgi'cim sana çok güzel bir şey gelmiş. Evet, ben de çok ona ben bir bakabilir miyim yakından? Bakabilirsin tabii. Hatta ben onu şöyle ön tarafa koymak istiyorum. Gerçekten çok başarılı kız. Fan mı yaptın? Vallahi. Üzülme canım, sen de yaparsın. Yok, hiç üzülmüyorum. Hiç üzülmüyorum, fanlar... Olacaktır elbet ama çok güzel yapmışlar. Ellerine sağlık. Hayranlarından çizim geldi. Fan gelmiş. Fanları çizmiş. Ama sen diyorsun hayranlarım çok, hayranlarım çok. Sana çok hani sana hiçbir hediye gelmiyor, Ezgi'ye gelmiş. Ezgi kaç gündür açalı biliyor musun? Evet. Bir aydır ben 1,5 gün oldu. Yalvar yakar açtırdılar, açmıyordu. Bak ne kadar güzel. Ezgi tavan yaptı. Evet, Ezgi güzelmiş. Hayranlarını da yönetmiş. Seni ay, yönetmekle kalmamış, hayranlarını da yönetmiş. Vallahi çok sevindim ama. Evet. Torunumu çizmiş, gelinimi çizmiş. Çok kara güzel. Kara kalem bir gerçekten de. Eline sağlık, emeğine sağlık. Canım benim teşekkür ediyoruz. Kim çizdiyse kalemine sağlık. Arkadaşlar bir şey soracağım. Kritiklerde de konuşmuştuk bu evlilik sözleşmesi hakkında. Düşünün ki eşiniz olacak kişi geldi size dedi ki ben evlilik sözleşmesi yapmak istiyorum. Ama sonradan anlıyorsunuz ki aslında bunu direten kayınvalideniz. Ben güvendiğim bir adamla evleniyorum. Güvenerek evleniyorum. Evlilik sözleşmesi nedir? Güvenmeyen insana evlilik sözleşmesi yapılır. Kayınvalidem böyle bir şey yapmaya hakkı yok yani. Belki onunla evlenmiyorum ben oğluyla evleniyorum. Ama oğlu da istiyor. Ama o isteyemez. İstiyorsa kusura bakmasın. Evlenmez misin? Bana güvenmeyen bir adamla ben niye evleneyim ki? Niye güvensin ki? 3 gün sonra belki ayrılacaksın, 6 ay sonra ayrılacaksın. Bence yanlış. Yanlış. Bence de yanlış. Evlilik sözleşmesi diye bir şey mi olur ya? Yani. Bak şimdi. Sözleşme diye bir şey mi olur? Bak şimdi. Adam iş adamı. Fabrikatör. Gelecek bir tanesi parası için oğlunu alacak. 6 ay sonra boşanacak. Tabii ki yapacak o insan. Hayır. Niye yapmasın? Yanlış. Yok. Kazandığımı vereyim 6 aylık insana. Evvelden evlilik sözleşmesi mi vardı? Allah Allah. Biz evlenirken öyle bir şey yoktu. Seven adam bak şimdi eğer ben o genci çok seviyorsa... O sözleşmeye imza atarım. Ben mal varlığı için almıyorum ki zaten onu derim. Ben onu seviyorum. O yüzden alıyorum. E peki seviyor, alıyor da adam. Niye imza yaptırıyor? Evet, güvenmiyor demek ki ya mallarıma. Bir adam severek alıyorsa niye bir de sözleşme yaptırıyor? Adam yapar, adamın mal varlığı var. Ne bilecek bu parası için evlenmiyor. 3 ay sonra atacak, 6 ay sonra atacak. Ama ileride zaten eğer çoluğa çocuğa karışır, yılların evliliği olursa zaten o mal onun ikisinin. Yani çocuğa da oluyor. O eşi sevmiyor. Bence parayı daha çok seviyor. Çıldıracağım ya, çıldıracağım. Gerçekten çıldıracağım artık. Ne diyeceksin ya, yeter. Gel hele be, sen nereye elini vuruyorsun? Sus ya, sus. Seslesene, bak beni oraya getirtirme. Annesini sevmeyen erkek zaten karısını hiç sevmez. Benim yanımda ısrarla diyor ki ben söylerim, söyleyeceğim. E ne diyeyim ben şimdi bu kadına? Ben annemin evinde daha çok rahat ediyorum Fatih Bey.
Onlar da bizim gibi ne kadar iyi anlaşıyor dedik. Burcu'dan Cansu olmaz. Bunlar yeter ki yine huzur olsun diye eğer öyle bir şey hissedersem alıp başımı giderim. Böyle bir şey olabileceği ihtimali onu bu derece üzüyor ve ağlatıyor. Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altını kazanan geline ve 5 altın bileziğin sahibi olan gelinimizi açıklıyoruz. Ben sözleşmeyi kabul edebilirim ama bir şartla kabul edebilirim. Ben de madde koyarım o sözleşmeye. Ne koyarsın? Kayınvalidem asla bana karışmayacak. Peki ben bir şey soracağım. Eşin niye evlilik sözleşmesi istiyor ki? Derdi ne? Bilmiyorum yani niye istiyor, nasıl bir maddeler koyuyor. Hani sorunun o içeriğini öğrenmemiz lazım bence. Niye yani? Niye gerek duyuyor? Yani niye böyle ya bir kızlar. Şey gerek duyuyor ki? Ben ya güvensizlikten dolayıdır bence o. Başka bir şey yok. Evlilik yani. Sözleşmesi genelde maddi konuda olur. Yani evet. Hani. Demek ki maddi bir konuda size bir güvenmesi yok. Sizinle paylaşmak istemiyor. Belli, açık ortada. İnadına yine o kişiyle evlenir misiniz? Yani sözleşmeyi imzalar mısınız? Ben yoksa evlenmem. Ben evlenmem, evet. Niye evleneyim ya? İlk başta benim seçeceğim adam öyle bir insan olamaz zaten. Kesinlikle olamaz. Ha diyelim oldu. Kayınvalidemi karşıma alırım. Derim ki anne senin amacın ne? Yani ne yapmak istiyorsun? Bana mı güvenmiyorsun? Ne istiyorsun diye ben açıkça sorarım. Tabii ki cevabına göre şekillenir ama bir güvensizliğim oluşur. Yani güven olmadan da evlilik olmaz. Yani. Sanırım ben de evlenmem. Vallahi ben de kabul etmem. Ya zaten öyle bir adam benim karşıma geçip evlilik sözleşmesi sunuyorsa ben daha en baştan yok annesi diretmiş, yok dedesi diretmiş falan dinlenmem. Direkt kestirip atarım zaten. Siz çok zengin olsaydınız gelininize böyle bir şey yapar mıydınız? Yaptırır. Yaptırırdınız. Yaptırırdı. Nereden güveneceğim? Herhangi birini tanımış, almış. Ama mal varlığımız aşırı derecede çok. Ne bileyim benim oğluma para için gelmemiş. Aşırı derecede mal varlığım var. Şimdi bu malın büyüğü küçüğü bence hiç fark etmez. Ezgi'yi aldınız, imzalattırdınız mı? Hiç fark etmez. Bence hayır. Bir şey olamaz. Çocuğu eğer torunlarınız gelecekte annesi nereden bileyim annesi olsun? Hayır, öyle alıyoruz onları biz değil mi? Gelinlerimizi biz öyle alıyoruz. Yani bu geline yaparken paraya pula bakmıyor yani. Ben sözleşme imzalattırmam. Herkes der ben yaptırmam. Yuvasını ama iş açmak gerçek için bu değil. Gerçek bu değil. Politik davranıyorsunuz. Gerçek bu değil. Benim mal varlığım varsa oğlumun evlendiği kıza zaten o kız çok seviyorsa imzayı atar. Bir de kayınvaliden buna yani öyle bir şey yaparsa ben eşimi vazgeçirip kayınvalidemi böyle düşündüğünü görürsem ondan soğurum kayınvalidemden. Konuş Ayşenur. Yani kayınvalideme yapılsa hoşuna gider mi? Kayınvalidesi aynı şekilde ona sözleşme imzalatsa. Ama kızlar düşünüyorum ben parasal durumda çok iyi olsam ben de evlilik sözleşmesi yaparım. O zaman belki sen benimle yapmış. Param için mi evleniyor derim. Bence bir bakımdan da haklı olabilirler. Ben yaptırırım şahsen. Bence evlilik sözleşmesi diye bir şey yok. Var. Yok, kabul öyle etmiyorum. Var ama böyle bir şey yapanı kabul etmiyorum. Ben ediyorum. Ben etmiyorum. Ben ediyorum. Akıllı erkeklerse burada da duyuruyorum. Çok mal varlığı varsa imzayı çaktırsınlar. Eşiniz 3 aylığına yurt dışı seyahatine çıkması gerekiyor. Ve size diyor ki hayatım, annemle kalmanı istiyorum. Siz de onu bu durumundan vazgeçirmek için ne yaparsınız? Ya kalmamı gerektirecek bir durum hani olduğunu düşünmüyorum. 3 aylığına gidebilir. Böyle kibar mı söyleyeceksin eşine? Söylerim yani kalmamı gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ezgi. Benim çocuğum var, evim var, kendim kalabilirim. Sen demez misin ben senin ananı çekemem hayatım, ben evimde oturacağım demez misin? Demem. Yani dürüst bir şekilde söylerim.
Ben bir de zaten çok kalamam yani öyle gidip bir yerde. Söyle bakayım. Fatih Bey, ben direkt kızımı bahane ederim. Nasıl kızını bahane ediyorsun? Zaten o yüzden istiyor zaten evde kaynanada kalmanı. Ama benim kızım kendi yatağından başka yatakta uyuyamıyor. Evet, söyle. Vallahi ben nasıl mı ikna ederim eşimi? Bir bağırırım, aklını alırım onu. Bana böyle gelin, bana böyle gelin. Bir bağırırım onu. Ay dersin değil mi? Ben senin ananı çekemem bir hayatım yani bu 3 ay boyunca. Niye orada yaşayayım? Arada bir hafta bir gün bir giderim. Ama yani 3 ay boyunca oturamam. Ara sıra giderim misiniz? Derim. Derim. Ya ara sıra tabii ki açıkça derim. Ama annem 3 ay boyunca yani. 3 ay deyince aklı başına geldi. Bizim evet. Kendi bir düzenimiz var Fatih Bey. Çocuklu kadınım yani. Sen Ayşenur. Fatih Bey, bir çocuğa gerek yok. Benim düzenim, ben niye bozayım? Çocuğumun eşyaları benim eşyalarım. Ama bunu eşine nasıl anlatacaksın? Böyle söylerim. Valla hayatım, 3 ay düzenini bozmama hiç gerek yok. Oradan oraya taşı. Hiç gerek yok derim. Bekar bir görümcem varsa mümkünse o gelsin. Ben düzenimi bozmayayım. Şimdi çocuk da perişan ama çocuğu kullanırım biraz Fatih Bey. Hep çocuğu kullanıyorlar. Çocuklarına gidiyorlar. Ay sanki biz çadırda yaşıyoruz. Yok. Ay düzenini bozamıyor tatlı. Ay Allah'ım. Doğrusu gelinler kayınvalidelerine kalmak istemiyorlar. Anam bunlar ne biçim mi? Zaten evet. Çocuklarına yürüyorlar ama kayınvalidelerine yani bizle kalmak istemiyorlar. Çocuklarını mana ediyorlar. Bence de. Evet. Bence de. Vallahi öyle olmaz. Ben yalnız bırakamam. Kusura bakmasın öyle. Evet. Hırlısı var, hırsızı var. Çocukların oyuncaklarını da alıp gelebilir bize. Alırım, götürürüm bir arabayla, kayınpederiyle yükleriz arabaya, getiririm. Hep beraber. 3 ay kalır, kocası gelir teslim ederim. Fatih Bey, insan kendi annesine bile gitmek istemez düzenini bozup. Yani. Israr ettiler ama söyleyemediler. Ya korkuyorlar ya da zaten gitmezler. Ben bunu biliyorum. Ya korkuyorlar ya da gitmezler. Anladım ki gelinleriniz asla sizi bir günden fazla göremez. İstemiyorlar sizi. Evet. Vallahi istemiyorlar, ben söyleyeyim. Ya ben diyorum işte bu nesil ne olacak? Bu nesili falan bırak şimdi. Bana diyor ki anneye gideceğim. Ben dedim ki siz kocanıza söylersiniz. Evet. Ya ben senin ananın evinde ne işin var 3 ay boyunca? Benim var, düzenim var, bilmem neyim var. Derler onlar kocalarına. Siz kocalarınıza demez misiniz öyle bir şey? Deriz kendi de. Kocanız. Bunlar da kocalarına öyle bir şey diyecekler. Tabii. Şimdi siz onlara saygılılar sizin yanınızda tamam da. Hani oğlunuz falan var ama onlar kendi evlerinde. Ama ben bırakamam yalnız, hırlısı var, açıkçası hırsızı var. Açıkçası Fatih Bey, gelinler bizimle kalmak istemiyor. Çocuklarına yürüyorlar. Mama. Yok çocukları bahane ederiz. Çocuklarına nasıl çocuğunu bırakıp gideceksin derim diyor. Açıkçası bizimle kalmak istemiyorlar. Bu ne demek? Yarın öbür gün bir şey olduğu zaman da sizi fazla yanınızda yoklar demek. Yok. Hasta oldu. Ha? 3 ay gelip kalsalar ne oldu? İşte yok. Ameliyat oldum. 3 ay yatmam lazım. Vallahi sizin için gelmezler. Yok anam, su vermezler bize. Yok şimdi zaten öyle yaşlarımız. Yağmurlu günde bize suyu. Bu şeyleri nedir? Türkmenistan'ın mı nedir? Ha. Bakıcılar var. Bakıcılar hep alıyor. Evet. Yok ki. Ama zaten öyle biliyor musun? Artık yaşlılarımız hep bakıcılar bakıyor. Evet, artık gelinler, gelinler bakmıyor. Kendi çocuğunuz bakmıyor. Bakmıyorlar. Bakmıyorlar hepsi yani. Bakıcılarda. Peki siz buna hazırlıklı mısınız böyle bir şeye? İleride. İleride. İleride tabii, zaman gösterir artık öyle bir şey olursa. Zaman niye gösterir? Yani bir gün, 2 gün tamam da 3 ay falan biz gidemeyiz dediler yani. Valla ben olsam giderim. Sen olsan gidersen o gelmiyor. Gelmiyor, bu nedir ya? Bu yeni jenerasyon böyle olduğu için. Ay ben beğenmiyorum. Efendim? Bunları gelinler beğenmiyor. Bize gitmezse biz gelinlerin evine gider durarız. Yanlarında ay, kalırız. Hiç koymazlar. İsterler. Ana bir de evine gidiyor. Hiç koymaz. Bize gelmemek için ama çocuklarını bahane ediyorlar. Biz nasıl gidelim? İstemezse ben niye gideyim ona ki? Yani?
Ben özgürlüğü Allah Allah, ben kafamın ondan bir şişireceğim. Gelinden, 3 ay çünkü. 3 ay gelinden aynı evde. Oo. Yemek daveti verdiniz eşinizin ailesine, işte erkek kardeşi var onun, yani karısına, eltinize yani, görümceniz, hepsi hep beraber geldi. Eltiniz ya da görümceniz ikisinden biri yemek tabağınızın takımından bir tane kırdı. Ne yaparsınız? Paralarım. Çünkü benim yemek... Hangisini, ikisini de mi? Hem eltin hem görümcenin ikisini. Vallahi kim kırdıysa paralarım. Çünkü yani şöyle bir şey var. Benim yemek tabaklarım yadigar. Çok kıymetli yani. Ben kıyamıyorum yani, dikkat etsinler, kırmasınlar. Devamı yok ki. Ben çok kızarım. Büyük bir tepki mi verirsin yani? Veririm. Sesini yükseltir misin? Bozarım yani. Direkt ama bozarım. Ama bilerek kırmadı ki. Bilerek kırmadı ama. Ama benim için çok kıymetli. Ama bilerek yapmadı sonuçta. Bilmiyorum yani, o yemek takımı olduğu için belki de. Ben başka bir şey olmasa da o benim için çok kıymetli olduğu için. Ben direkt bozarım. Ezgi sen? Ya üzülürüm tabii ki. Takımım bozuldu. Yani. Ama şey hani ben üzüldüm diye gidip alırlar yenisini. Al, onlar alır. Sen alırlar yani. Alırlar. Emine? Vallahi ben öyle tabağa çanağa pek önem vermem. Kırılsa da üzülmem. Yanlışlık da olmuştur. Olmuştur yani, ne yapayım? Bunun için kalp kırmaya değer mi? Değmez. Sen diyorsun ki bir de paralarım yani. Ne gerek var? Ama düşünsene, devamı yok. Anneannenin anneannesinden kalmış. Ya tamam da alt üstü bir tane kırmış etmiş. Bilinçli yani. Bilinçli olarak mı kırdı? Kazarak ama takımı yani bozdu. Yok, takımı bozduğu için yani ben ister istemez direkt bozarım yani, öyle düşünüyorum. Sen demek ne yaparsın? Sen böyle sessiz görünüp şeylerin var yani. Hani sandığımız kadar da aslında sessiz değilsin. Ani bence tepkilerim vardır. Diyor ki evet, kendi anamıza bile bir gitmeyiz biz. Evet, çıkılırım evet, diyor yani. Rahat edemiyorlar. Diyorlar yani. Annesinde. Rahat edemiyorlar. Edemiyorlar. İki gün gidip üçüncü gün sıkılıp geliyorlar. Yok, evlendikten evine sonra kendi annelerinin evine rahat edemiyorlar ama kayınvalidelerine diyorlar. Hı. Evet. Enteresan geldi. Bize atsana bu konuyu. Neden öyle? Bilmiyorum. Çocuklar bizim olduğu için. Galiba. Aa. Yani tabii ki yani onun da torunu ama daha çok yani erkek evladının torunu diye sayılır ya. O düşünceye sahip olduk. İnanın. Gerçekten öyle. Hiç sanmıyorum. Ben katılıyorum. Yani, biz de öyle. Erkek doğdu, erkek evladı çocuk olunca daha çok babaanne soyadı tarafına yakın evet, diyorsun. Babaanne evet, babaanne tarafına görüyorsun. Evet, görüyorsun. Evet, öyle zaten. Babaanne tarafına daha yakın oluyor. Şimdi, ha. Babaanne... Hani ben Yıldırım'ım, Rüzgar da Yıldırım. O anlamda söylüyor. Yani anne Ezgi'nin annesini soyadını taşımıyor o anlamda. Babaanne yani çeker onun söylüyor nazını, şeyini. Anneanne yani de çeker Fatma abla. O kadar şimdi çekmiyor yine de onlar anneanneler. Bazı anneanneler o kadar çekmez. Bence hiç anneanne babaanne fark etmez. Evet, hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Anneanne de çeker torununun nazını, babaanne de babaanne çeker de torununun çeker nazını. Yani aynı torun benim, bak benim torunum var diyorsa anneanne de çekiyor. Ay, yani doğru mu? Aynısı. Benim torunu anneanne bakıyor şu anda. Ya. Ben burada oturuyorum, o bakıyor. Tabii, o yoruluyor, sen o yoruluyor. Ama. Bakalım. Evet. Perde. Perde kapatsın. Ya eltim olsa belki de bilerek yaptığını bile düşünebilirim. Elçiler kıskanıyor ya. Benim ya zaten eltim göre değişir. Var. Elçilerde öyle bir durum var ya hani. Bazı elçiler çok kıskanır falan. Yok artık ya. Var, elçilerde öyle bir şey vardır yani. Benim şu an eltim yok ama hani genel olarak çevremden duyduğum şeylere göre hani yorum yapıyorum, söylüyorum. Elçiler bazen kıskandıkları zaman öyle çaktırmadan ufak tefek şeyler yapıyor ama görümcemi kırmam. Çünkü ben görümcemi çok seviyorum. Çok diye anlaşıyorum. Bilerek yapmayacağını, istemeyerek olduğunu düşündüğüm için kırmam. Ama kırmasın, takımım da bozulmasın. Üzülürüm yani. Ha, bir içim cız eder yani. Ben onun taksitlerini ödemişim, çalışmışım. Kendim emeğimi almışım yani. Ben şey, Burcu'ya bir şey sormak istiyorum. Parçalarım dedi ya, şimdi altısıyla fazla galiba hani görüşmüyordunuz değil mi? Öyle bir şey söylemiştim galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Yok, görüşürüz. Samimi değiliz demek. Samimi değilsiniz. Evet. Ha, o yüzden öyle bir cevap verdin o zaman. Bir hayal ettin, yaşadın onu. Yani sizin eltiniz var mı bilmiyorum. Yok. Eltiyle çok samimi olunacağını düşünmüyorum. Neden? Ne konuşabilirsin? Ya eltin sonuçta. Eltinle kayınvalideni mi çekiştirebilirsin, kocanı mı? Birini çekiştirmene gerek mi var eltiyle ama konuşmak için?
muhabbet ederiz. Samimi tamam. değiliz. Yani derdimi açamam, sıkıntımı söyleyemem. Neden samimi değilsiniz? Hani herhangi bir şey mi yaşadınız? Yani hayır, sonuçta şöyle söyleyeyim. Kayınvalidem ve eşim evim hakkında konuşamam. Yani bu ne demektir? Derdimi anlatamam, sıkıntımı paylaşamam. Güvenmiyorsun Ertin'e o zaman. Yok, yani samimi olmamız gerektiğini düşünmüyorum. Çıldıracağım ya, çıldıracağım. Gerçekten çıldıracağım artık. Ne diyeceksin ya, yeter. Gel hele be, sen nereye elini vuruyorsun? Sus ya, sus. Kes sesini. Bak beni oraya getirtirme. Annesini sevmeyen erkek zaten karısını hiç sevmez. Benim yanımda ısrarla diyor ki ben söylerim, söyleyeceğim. Ne diyeyim ben şimdi bu kadına? Ben annemin evinde daha çok rahat ediyorum Fatih Bey. Onlar da bizim gibi ne kadar iyi anlaşıyor dedik. Burcu'dan Cansu olmaz. Bunlar yeter ki yine huzur olsun diye eğer öyle bir şey hissedersem alıp başımı giderim. Böyle bir şey olabileceği ihtimali onu bu derece üzüyor ve ağlatıyor. Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altını kazanan geline ve 5 altın bileziğin sahibi olan gelinimizi açıklıyoruz. Kız bunlar bize 3 aylığına gelmiyorlar. Biz yaşlanınca hani konuştuk ya bakıcı makıcı dedim ya bakar artık bizi bakıcılara bırakırlar. Bunlar bize yaşlanınca acaba ne yaparlar? Deseler ki peki sizi huzur evine koyalım. Oğlum da gelinimiz de. Ne hissedersiniz? Yaşlandık huzur evine vermek istiyorlar. Bana o kelimeyi söyleyeceğine ben öleyim. Öleyim yani. Bak benim şimdi torunlarım var. Aklıma geldi zaten. Ben işte bak ben buna ağlarım. Benim bir tane 6 yaşında torunum var. Kız ben de ağlayacağım. Hep söylerim ona ki. Vallahi. Babaannem derim ona. Ben yaşlandım mı sen beni yani şey diyeceksin. Bakacaksın. Sakın beni kimselere muhtaç eyleme. Başarı okula da başarılı olursam mezarıma gel. Kepini koy. Ben seni oradan seyredeceğim. Göreceğim. Ay ben de vallahi çok kötü oldum ha. Huzur evi çok soğuk bir kelime değil mi ya? Çok kötü. Allah zamanla korusun. Gelmezler de uğramazlar da yanımıza Allah belki. Korusun. Oraya koyan insan uğramaz yani ölmeyi tercih ederim yani. Allah korusun. Ben de Allah bu teklifi bana çocuklarımın yani söylemeyi nasip etmesin. Ay hiç kimseye bence söylemesin. Bir kuru ekmeğe razı insan ya. Bir kuru ekmek olsun çocuklarının yanı olsun. Aynen. Kömürlük olsun. Kömürlüğe koysunlar yanında olsun ama yani. Ben de öyle istemem ya. Yapayalnız öleceksin oralarda. Ben de çok... istemem. Ben de çok üzülürüm. Ya ben... üzülmez miyim yani? Ben o kadar mücadelelerle yani çocuklarımı büyütmüşüm. Ne zorluklarla değil sen mi? Sen ne diyorsun be? Onlar yani benim aklım gitmemişse onları düşünürüm. Zaten ben bir ay yaşamam giderim. Sen ne yapıyorsun orada? Kekinin yanlış taraflarını mı soyuyorsun? Evet. Hayırdır? Evet. Kekinin yanlış taraflarını soyamazsın ama. Ah, tamam bir tane yaptım. Geri onları yapıştırır mısın oraya? Tutkal getir Ezgi. Yapıştır geri. Tutkal getir Ezgi. Uyanağa ama bak yapma ya. Ben... Tamam, kekin yap... yanlış taraflarını soyuyor. Tamam soymuyorum. Sen... Ben böyle, de yanlış böyle... bir taneyi alayım o zaman. Gayet böyle böyle tamam. Gidiyorsun tamam, alıyorsun. Ne kadar güzel. İşte her gün böyle şeyler yaptığı için o yüksek puanları alıyor. Kızlar gözünüzden kaçmıyor ki yaptığın şeyler. Allah bir dün bir bugün iki zaten yani. Ya ne dün gözümüzden bir, bugün iki kaçmıyor ya. İşte yapma anladın mı? Tamam. Yapmıyorum ama yine puanları alıyorum. Gözümüzden kaçsan onu kaçmasan onu. İşte böyle yaptığın için puan alıyorsun. Canım soymuyorum bak hepsi burada. Belki o ya aldığın yanakta. Gel bak. Gel bak. Ben de geleceğim. Ben de bakacağım. Hep beraber toplanın kızlar gelin. Bak. Görmeyeceğim yani anladın mı? Şunları soyduğunu görmeyeceğim. Tamam. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi şunların bir tanesi belki de benim böyle kayınvalidemin ağzına gelecek. İnşallah. Diyecekti ki bu kek yanmış ben buna bir veriyorum diyecekti. Sen ne yaptın şimdi? Onu aldın. Dur kızar. Kızar bana bakın. Ben varım. Bak bak hangisiydi? Bulamıyorum.
bulayım, yapıştıracağım ya. Zaten kurtarmaz, hepsi yanmış zaten. İçine koyayım. Aman ya, boşver, içine koyuyorum bak. Hepsini yakmış yukarıda zaten. Yukarıda bir yuvarlak deri var ya kızlar, içine koydum, içinizde kalmasın yani. Hepsini yakmışsın zaten. Ya. Bir de ben o kopardıklarım var ya, onları deliklerini yukarıdan koydum. Yani o yanık yeri kaynana gitse bile yiyecek onu. Zaten hepsi yanmış, o yüzden sıkıntı Allah yok yani. Allah aşkına bana diyorsun yamuk yumuk ya kekleri. Tabakta nasıl duracak onları? Ne yapayım, yamuk diye alayım senin gibi hile yapayım, şöyle kırpayım da şekil mi vereyim? Ezgi sen kalıptan çıkaramamışsın ki. Ya git, hadi masana, hadi masana. Ben seni ittim mi sakin? Hadi masana, masana. Ben seni ittim mi? Masana. Ben seni ittim mi? Masana. Tabii tamam, kötü mı olunca görmeni gelip istemezsin. Gelip yorum yapmak için gelip buraya konuşmak için bak konuşma. İstersen. Bence görmelisin. Tabii bak ben kendime güvendim, gel bak dedim, hepinizi çağırdım. Sen ne yapıyorsun? İtiyorsun beni. O da parçalamış. Beni. Olmamış, paramparça hepsi. Yamuk yumuk tabakta durmayacak onlar. Valla bende de bir tane yaptınız? Var. Siz ne yaptınız ben anlamadım ki. Seninki parçalanmış, seninki parçalanmış. Sen bir ayrı yakmışsın onu. Neresi ayrı? Bugün kesin bakayım en kötü yapan Ezgi. Seninki çok dağılmış. Kesin sana var ya beşleri verecekler. Hepsi dağınık değil. Ya da onunki yanmış diye ona verecekler. Dağılmış olabilir ama hepsi dağınık değil. Ama bak, tadına da bakacaklar. Bak işte ben bu konuda diyorum ki ben sonuna kadar haklıyım. Haklıyım, bu kadar basit. Yaptığım yemekten puan alamıyorum arkadaş ya. Sen ne hissedersin? Benim oğlumla gelinim bana öyle bir şey söylemiş olsa hiç huzur evine gitmeden ölürüm zaten. Ama çok gerçekten çok kelimesi acı. Bile soğuk. Yani çok gerçekten soğuk. Bak benim gözlerim. Yani öyle bir şey olamaz. Biz o kadar çabalıyoruz. Çocuklarımız için uğraşıyoruz ve onlar bizi huzur evine gönderecek. Evet. Yok böyle bir şey yani, olamaz. Yani oralarda belki insanlar için kötü olmayabilir ama. Evet. Katılıyorum. Kesinlikle böyle. Yani neliklerle büyütüyoruz. Evlatlarımız deyip arkasından koşuyoruz. Nurten döneminde yani. Yani ben de üzülürüm. Nurten Hanımcığım demek ki hiç kimse istemiyor. Bak burada da bir duyuru olsun yani, değil mi evlatlara? Tabii ki onlar. Bak dört tane ediyor. Anneden bir tanesi onaylamadı. Demedik ki ben giderim, niye? Bak ben ki her şeye öyle diyen bir kadını ben bile buna karşı çıktım. Evet. Düşün ben giderim demedim. Asla gitmem. Evet. Bak gözlerim yaşardı Allah yani. Allah nasip etmesin. Ama şu da kimse var. Annesini babasını bırakmasın nasıl? Yani. Evet. Ya tabii ki insanların bazen sağlık sorunları olabilir. Çalışırlar, zor durumdalardır. Yani gönderebilirler de bunlara bir o şey. O başka. Değil. Şimdi evet. Çok aşırı değil mi sağlık sorunu varsa. Yani, bakamayacak evde durumu olur, çalışıyor. Durumu varsa çalışıyor. Olur. O başka. O yüzden... Yani. Ama gönderebilen de olabilir yani. Olabilir. Evde ama Allah da göstermesin böyle bir şeyi kimseye. Ama amin. Amin. Evet sorumu soruyorum hemen kızlar. Kayınvalideniz size en sık hangi nasihatta bulunur? Çok belli. Kocanı kıskanma kızım. Kocanı kıskanma kızım. Ama ben artık sıkıldım. Bıktın mı? Sıkıldım artık. Bıktın mı? Bıktım. Yani kocanı kıskanma demesinden bıktım. Peki ne, en son ne, hangi nasihatte bulundu? Yine bu mu? Hep bu. Başka bir nasihat yok. Başka bir nasihat yok bana Fatih. Ya bana nasıl nasihat bulunur biliyor musunuz? Hep böyle başkalarının gelinlerini örnek vererek, isimleme yaparak, şöyle yaparak, böyle yaparak. Bak onun gelini böyle yapıyor ha, diye. Aynen. Peki sen bundan bıktın mı? Çok bıktım. Dile de getiriyorum sürekli. En son bunu mu söyledi sana? Böyle bir evet. Kızım bunu yap diye. Evet. Hani bende bir eksiklik mi var? Sen sürekli bana milletin gelinlerini örnek veriyorsun diyorum. Aa. Hadi Burcu sen. Benim eşim dışarı çıkmayı sever kendi arkadaşlarıyla. Hı. Bu biraz haftada iki olursa ben biraz söylenirim. Peki kayınvaliden sana ne nasihat çekiyor? O da bana der ki kızım rahat bırak. Biraz sal. İki, üç ne kadar istiyorsa gitsin geçsin. Sen bıktın mı bundan? Tabii yani. Son nasihatı bu muydu sana? Evet en son bu. Rahat bırak. Kızım kocanı alttan al. Kızım kocanı alttan al. Bıktım bundan. Altım bezdum da. Bıktım. Bıktım ha. Değil. En son hep bunu mu söyledi? Evet hep aa, öyle söylüyor. Hep alttan al diyor. Hep alttan al diyor. Hep kendi oğullarını düşünüyorlar. Ay ben bugün bir stilist olayım. Kız ne zamandır olmadım be. Ay modacı olayım. Ama modacı mı? Moda stilist olayım. Sana bir şeyler söyleyeyim. Kız bu ne? Bu ne
Aman kaynanasın, bu ne böyle püskür püskür püskür. Niye? Güzel olmamış, sade olsaydı keşke. Yok gayet olmamış. Güzel. Ya genç olsam, çok genç olsam. Ben gençim zaten. Güzel olur ama kaynanasın. Olayım kaynanayım ama hem kaynanayım hem anneyim hem gencim. Kıskandın. Ay yok, ben kimseyi kıskanmam. Kıskandın. Sen beni kıskanırsın. Kıskandın. Çok kıskanmam. Yok kız, bunlar olmasa daha güzel olur ya. Çok güzel. Bu bunun vallahi ben hiç beğenmedim. Bak bu kıyafeti bu gider. Yok, sade olsa. Çünkü kaynana ya hani. Kaynanalar biraz daha sadelikten oluyor ya. Sade zaten. Ha. Ama işte bu olmasa daha güzel. Ben hiç yakıştıramadım bu, onu. O iş güzel kıyafetin değil. Onları sök at. Kaç gündür şey yapıyorum ya, yakıştıramıyorsun ya. Ben yakıştıramıyorum. Ne renk uyumun var, ne yaşına göre giyiyorsun. Bilmiyorum. Peki, uyduramamışım. Bir siyah beyaz oluyorsun, bir şey oluyor. Ben kaç gündür genellikle siyah beyaz giyiyorum. Evet. Siz niye hepiniz bugün siyah giydiniz, çoğunuz beyaz giydiniz, siyah giydiniz? Beni kıskandınız. Ya tabii. Ama bak ben ne tabii. Güzel, her tane böyle simsiyah. Uzun kalem etek elbise gibi bir şey giydim beni yani. Kıskandım. Ben yakıştırdım. Beni kıskanma kız. Sen kıskanıyorsun baksana. Ay ben sana öğreteceğim canım benim. Şey ay bunları sök ha. Sen benim ay gibi bunu, giyinemezsin. Hayır, hayır bunu sökelim. Sen benim gibi giyinemezsin çek elini. Kız sökelim. Başörtüme uygun. Uyduramadım. Vallahi bak buralar siyah olsaydı bu başörtü daha güzel yakışırdı. Şunları sök at. Ay daha sonra güzel. Sökerim ben. Şeyde kuliste sökeyim senden gizli onu bir. Bitti, bitti. 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 O zaman son 5, 4, 3, 2, 1, süre bitti. Kekler de bitti. O yüzden sunum başlasın. Annesini sevmeyen erkek zaten karısını hiç sevmez. Benim yanımda ısrarla diyor ki ben söylerim, söyleyeceğim. Ne diyeyim ben şimdi bu kadına? Ben annemin evinde daha çok rahat ediyorum Fatih Bey. Onlar da bizim gibi ne kadar iyi anlaşıyor dedik. Burcu'dan cansu olmaz. Bunlar yeter ki yine huzurlu olsun diye eğer öyle bir şey hissedersem alıp başımı giderim. Böyle bir şey olabileceği ihtimali onu bu derece üzüyor ve ağlatıyor. Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altını kazanan geline ve 5 altın bileziğin sahibi olan gelinimizi açıklıyoruz. Sevgili seyirciler, heyecanlı dakikalara başladık. Bugün final günü, haftanın final günü ve tatlılar yapıldı, kekler yapıldı. Bu tatlılar yeniyor, puanlar veriliyor. En yüksek puanı alan gelin 5 altın bilezik kazanıyor. Bugün çok önemli bir gün. Bugün bakalım hangi gelin altın alacak ve hangi gelin bize veda edecek. O zaman başlayalım. Fatma Hanım gelsinler ve puanları versinler. 5. Çikolatalı vişne soslu kek. Evet. Kek sever misin? Seversin, herkes sever. Severim tabii ki. Ev işi kek çok güzel olur. Hem de nasıl. Hani, buyurun efendim. Bakacağız öbürlere de yine aynı diyorum. Bakacağız. Bakacağız. Öbür çünkü şeyine, kıvamına, kekin oluşuna, kek biliyorsun hafif ıslak bir kek bu. Evet. Titriyor. Final olduğu için mi? Final yok, genelde burası bana hep böyle yapıyor. O nasıl buna göre? Bu biraz daha ıslak. O daha kuru. Bu biraz daha ıslak.
ıslak, bu da ıslak. O biraz kuru. Bunun kakaosu daha güzel geldi bana. Onun? Bunun kakaosu daha güzel geldi bana. He. Öyle mi? Evet. Öyle. O zaman gel puan verelim. Birinci tabak. 4. 4. İkinci tabak. 1-1-5. Ben de bir defa böyle yapayım, finali böyle yapayım. Oy diyorsun. Evet. Oy, yıkıldım. Acaba kime geliyor final günündeyiz? 4 puanı kim aldı? Açtık. Ezgi. 4 puan. Acaba bu 3 numaralı tabak 1 puanı kim aldı? Emine olmaz. Emine bu. Ya. Öyle düşünüyorum. He. Bakalım. İçine müydü de? Evet. Hissi kalben vuku. İnşallah odur yani. Açtık. Burcu 1 puan. 5 puanı Emine mi aldı, Ayşe Nur mu aldı? Emine aldı. Açalım isterseniz. Fatma abla çok emin. Diyor ki Emine aldı. Emin olarak Emine aldı diyor. Acaba kim aldı? 5 puan. Haydi. Fatma Hanım'ın gelini Emine mi yoksa Ayşe Nur mu? Kim aldı? Ve kaldırdık. Ayşe Nur 5 puan. Kaldırmama gerek yok. Neden? Çünkü Emine kekleri böyle yapar. Ne? Kekleri böyle güzel yapardın sen. Kız yaktı ne güzeli ya. Yapmadım ne güzeli ya, Allah aşkına ya. Yanmış keke gittim verdim beşi ya. Yaktı mı? Fatma teyze. Ne? Afiyet bal şeker olsun. Olmasın. Olsun olsun. Çok güzel oldu. Yakmadım güzel pişir. Yaktın canım. Hatta ben seni yakaladım böyle yanık yerlerini temizlerken. Ama Ezgi ne yaptı? Sonra ne yaptığını gördün mü? Ne yaptı? Hani o yanıkları tekrardan yuvarlak var ya bir boşluk. Oraya geri doldurdum sırf hat geçmesin diye. Onu da şey yap, bahane etmeyin diye. Yani yiyince o tadı yine ağzına gelecekti yanık kısmı. Eğer yanmış olsaydı. Zaten kakaolu kek daha çok yanık gözüküyor ama iyi pişti yani o yanmadı. Size yanık geldi ama gerçekten güzel yaptım. Puf, ben yanına geldim güzeldi. Teker teker bütün keklerine baktık beraber ve hepsi yanmıştı. Yanmış hepsi değil mi? Kakaolu sana yanmıştı. Bu birincisi hepsi yanmıştı. He, İkincisi evet. De sana söylüyorum bunu da. Gittin yanmış keke 5 verdin. Niye? Yok daha ne geldi sana? Daha kakaolu geldi. Neden? Aynı malzemeyi kullandık biz. Nasıl daha kakaolu geliyor? Demek ki yanıklığında. O zaman sen yanmış seviyorsun. Ben de bir şey söylemiyorum. Elenir gideriz bir güzel. Evet. Afiyet olsun şimdi. Fatma teyze ben de bir aldım. Tadında bir şey mi buldun yoksa denk mi geldi diyoruz? Yani beğenmediğin bir şey mi vardı? Hani ya da büyük oynamak için mi kırdın? Neden biliyor musun? Ben Emine'den çok emindim biliyor musun? O keki o kadar yani bu çok gayet güzel yapardı. Gayet güzel yaptım. En güzelini de ben yaptım. Bu kadar net söylüyorum. İkinizin en güzelini de ben yaptım. Tamam kızım ama ikinizin ki bir. En güzelini verdin, ben yaptım. Büyük oynuyorsun. 4 de verdin. Ben hepsinin teker teker gittim mutfaklarına baktım. O da çok sulu yapmıştı sosunu. Borcamın içinde bildiğin su duruyordu. Ben keklerin içine döktüm onu. Güzelce çekti. Bir damla su dahi kenarına taşmadı. O kek hepsini çekti çünkü. O zaman seninkilerde su var. Emine, su var derken bu zaten soslu bir kek ya. Soslu, vişne soslu kek. Emine ama kakaolu. Bir dakika. Kakaolu. Zaten hepimiz kakao koyduk. Kakaolu bu kek yani bu. Ama bir dakika ben kabul etmiyorum dediğini. Bende öyle su falan yoktu. Hepimiz var, aynı var, ölçü var. Kullandık. Sizinkilerde su var. İkinizinkine su var. İşte aynı ölçüdeyiz aslında. Hı. Belki de düzgün çekmemiş olabilir. Kaynatmadıysan biraz sulu olmuş olabilir sosu. Kaynattığım fokur fokur kaynadı. Demek ki en güzel benimmiş, ben aldım. Ben yapmışım en güzelini. Ben birlik olduğunu düşünmüyorum. Ya Allah aşkına birinci tabağı yerken dedin ki bu kupkuru olmuş dedin. İkinci tabağı, üçüncü tabağı ve dördüncü tabağı dedin ki bunlar ıslak olmuş dedin. Üç tabak aynı. Bir tabak farklıysa yanlış o bir tabaktadır. Diğer üç tabak da değildir. Bence Fatma teyzenin kafası karıştı bu, orada. Bak bize verilen nedir? Bak ne yazıyor? Çikolatalı, vişne, soslu kek.
Biz bu vişne sosunu nasıl yapıyoruz? Gördün orada sulu bir şey olacak yani. Su mu sos? Bunun ıslak ıslak olması gerekiyor zaten. Kupkuru keke 4 veriyorsun. Islaklardan birine 4 ver bari. Ben kupkuru olduğunu düşünmüyorum ama. Kupkuru kupkuru doğru ama diyor. Ben diyecek sözüm yok. Niye ben sos kullanmadım mı? Ne yaptım ya ben sosumu? Seninki septen çekti. Kupkuru olmuş biz, da. Çekince kuru olmaz. Ya yanlış yanlış yaptım. Keşke geri alınsa ama yanlış yaptım. Doğru diyor. Soslulara vermedim. 2 tane soslu var, 2 tane kuru var. Ama Fatma teyze benimkini yerken dedin ya kakaosu en güzel bunun ha. Geldi tadı ağzım. En güzel tat bunundur. İşte kuru kek olarak öyle düşündüm. Öyle düşündüm yani. Sen öyle zannettin. Burada 90 saniye veriyorum. Bugün müsaade eder misiniz arkadaşlar? Bugün final günü. Burada bize 90 saniye veriliyor değil mi? Sen o sosun nasıl yapıldığını da gördün. İçinde sıvı yağ var, süt var, yumurta var. Ne olur bu kek ıslak olur. Islak ya, bu kadar basit ıslak. Kuru keklere ne veriyorsun ya? Çıldıracağım ya, çıldıracağım. Gerçekten çıldıracağım artık. Kupkuru olmuş ya, siz de geldim gördüm ya. Ama bir türlü kabul edemiyorsunuz ya. Kabul edemem artık. Sen hiç konuşma. Ya ne demek? Sen nereye yürüyorsun? Sakin ol biraz, kendine hakim ol lan. Düzgün konuş o zaman. Beni başkalarına benzetme. Beni başkalarına benzetme. Yeter ya. Benzetme. Bütün hafta boyunca bu nedir ya? Bu nedir? Bu ne? Güzel oldu. Bu ne? Sus ya, sus. Kes sesini. Sus. Kes sesini. Sus Emine, sus. Bak beni oraya getirtirme. Ne yaparsın? Beni oraya getirtirme. Getirtirme beni oraya. Ben gidiyorum ya, bu nedir ya? Git güle güle. Bu nedir ya? Gideceksin zaten. Ne güle. Hep sizin yüzünüzden. Siz konuşturuyorsunuz. Evet aynen öyle. Tamam. Sakin ol. Ve sevgili seyirciler, geldik puanlamada. Final günün puanlamasında ikinci etaba. Şimdi acaba gelinlere puanlar nasıl geliyor? Tatlı mı, ekşi mi? Reyhan Hanım geliyor. Kek sever misin? Severim. Ha, değil mi? Evet. Yapar devamlı mısın? Ay, devamlı yaparız. Hı. Evet, gelinim de çok güzel yapar. Bu ne minicik? Hiç böyle minicik de yapmadım. Bu çikolatalı, vişne soslu kek. Yani. Kek. Sonuçta. 2 numaralı tabak. Bakalım. Aynı hemen hemen. Hiç değişen bir şey yok. Bir fark olamaz. Gerçekten ya. Çok iyi puanlar. Gelinler. Gelinler yapıyorlar, yaptılar. Birinci tabağa kaç puan veriyorsunuz? 1. tabağa 1 veriyorum. 1. 2. tabak. 2. 2. 5. Attım kafadan vallahi. Ne yapayım? 2 tane 2 puanlık 1-1, bir tane 1 ve bir tane 5 var. Evet. Hangi 2'yi açalım? Bunu açalım. Acaba bu ikiyi kim aldı? Açın! Ayşenur 2 puan. Ay iyi eski değil. Ayşenur 2 puan. İkinci 2 puanlık tabak. Açtık! Ezgi 2 puan. Çok üzüldüm. 2 puan Ezgi. Emine mi? Burcu mu? Ve kaldırdık Emine. 5 puan. Ay elim ayağım titredi. Teşekkür ederim. Canım teşekkür. Ay Burcu. Çok sevindim Emine. Teşekkür ederim. Emine'ye bir verseydin, bana da 2 verdin ya, sana kızabilirdim. Ay. 5 gitmedi. Ay Emine'cim çok sevindim. Çok teşekkür canım, ederim. Canım eline sağlık.
Güzel afiyet olmuş. Olsun. Çok güzel puanlama yaptınız. Teşekkür evet. ediyorum. Gerçekten bu sefer 2-2 kullanmanıza rağmen teşekkür ediyorum. Çünkü bana hakkımı verdiniz. Evet, ben verdim. Teşekkür ediyorum. Ben soracağım. Reyhan teyze, bir dakika, neden bir verdin? Ben bir şey sormak istiyorum önce kendi kayınvalideme. Niye iki verdin? Sen benim keklerimi biliyorsun. Biliyordum da hepsi birbirine benziyordu. Bir de ağzımın tadı yok, hastayım ya, alamadım ya. Hiçbirinin tadını alamadım. Bir kuruluk geldi mi peki sana benim kekimle? Yok, hayır. Hepsi de çok güzeldi. Ya hep dördü de birbirine benziyordu. Seninki biraz daha şeydi ama böyle yumuşak gibiydi. Çünkü çok güzel çekti sözünü. Seninki o yüzden ona o şansı tanıdım, bilmeden verdim. Ama üçü de aynıydı yani. Hiç değişen bir şey yok. Zaten hasta olduğum için de tat alamıyorum. O yüzden. Ama seninki biraz daha yumuşaktı. Ezgi'ninki, Ayşenur'unki ile Burcu'nunki de aynıydı hemen hemen. Ama biliyor musun Ayşenur keklerini hep yaktı. Kakaolu olduğu için güzel pişti. Kenarlarında hafif kıtırlık oldu, ona yandı diyor. Ha, biraz kıtırlık var. Kakaolu olmasın, senin kekinin yanmış olmasını diyorum kapatmıyor ki. Yanlarında hafif kıtırlık oldu. Kakaolu olduğu için hani sana yanık geldi. Tamamen hepsi yanmıştı senin. Hayır, hepsi kekler değil. Birkaç tanesi öyleydi. Onun sana bir acılık değildi. Vermesi lazım diyeceğim. Alamadım, tadı alamadım. Yok hastayım, şey çok hastayım. Hayır, acılık almasına gerek yok. Kıtırlıktan zaten anlardı yandın. Demek ki yanmamış. Ama bir tanesi biraz evet kenarları şey olabilir, geldi bana. Olabilir, kabul ediyorum. O yüzden olmuştu yanlarında. Emin ol, sossuz olsaydı o kıtırlık daha fazla hissedilirdi. Hissedilirdi. Ben ortasına döktüm. Yanlarına sos kendine git. Üstünü tamamen dökmedim. Bir şey üstüne tamamen dökmen gerekiyordu ama. Ezgi, bunu da açığa verdin şu anda, söyleyelim. Söyle. Üstüne hem dökmedi içine mi? Döküp hem de üstüne dökmen tamam, gerekiyordu. Öyle yaptım, sadece daha içine, içine döktüm döktüm dedi. Sen niye sorarsın acaba? Bir şey soracağım Reyhan teyze. Onu sen söyle. Yanlış yaptıysam kırsınlar. Hayır, konuşuyoruz zaten teyze, şu anda. Niye konuyu değiştiriyorsun? Bir şey sormak bir şey istiyorum ama. Bir şey soracağım. Islak mı kuru mu, hani sen yerken nasıl oldu onu ha, merak ediyorum. Seninki hangisiydi? İkinci tabak. İkinci tabak mı? Biraz kenarlarında kıtırlık vardı. Onun için mi? Ama çok tabii kupkuru da değil, ha, yanık da soruyorum. Değildi. Çok ıslak ya da çok kuru muydu ortamı, onu biraz soruyorum. Biraz kuruluk vardı. Diğerleri biraz daha ıslaktı ama en ıslak yumuşak Emine'ninkiydi. Ağzının tadı yok diyorsun ya, o yüzden pek bir şey söylemek istemiyorum ama evet, kenarında hastayım. Kıtırlık var, kabul ediyorum. Ama kenarındaki kıtırlık da yanlış demek değil bence. Komple Reyhan anladım. Teyze. Üçü de aynı dedi. Aynı. Üçü de aynıysa biri bugün şansı seninkini, bana mı denk geldi? Seninki birinciydi. Birinci ya biraz tabak. Boyutu çok ufak geldi bana. Öbürlerinkinden ufaktı. Ama o yüzden. Şimdi Reyhan teyze bazen ufak yani kek kalıplarını eşit dağıtmaya çalışıyoruz ama bundan da puan kırılmaz. Kırılmaz derken hani birine biri verecektim. Hani dedim ya üçü de aynı gibi yani tek sadece şeyinki biraz daha yumuşak geldi bana. Ona zaten beşi verecektim. Bir tane de bir verecektim. Onu da baştaki ufağa tercih ettim yani. Lezzeti güzel tadı, ama tabii lezzet aynıydı. Diyorsun. Lezzet aynıydı. Değişen bir şey yoktu lezzette. Öyle kötü bir lezzeti de yoktu. Diyecek şimdi kalkıp şey şeyi hakkınızı da inkar edemem. Yani üçünüzünki de hemen hemen aynıydı. Sadece Ayşenur'unki biraz daha kenarları evet, kurumuştu. Ha, biraz kıtır, daha kuru. Çok pişti, kıtır oldu. Ha, kurutmuşsun çok biraz. Çok ne yapalım artık, bu puanımız bu. Gelinime bile iki verdim, düşün yani. Bulamadım ki, çok da güzel kek yapar. Ama ağzımın tadı yok yani. Annesini sevmeyen erkek zaten karısını hiç sevmez. Benim yanımda ısrarla diyor ki ben söylerim, söyleyeceğim. Ne diyeyim ben şimdi bu kadına? Ben annemin evinde daha çok rahat ediyorum Fatih Bey. Onlar da bizim gibi ne kadar iyi anlaşıyor dedik. Burcu'dan Cansu olmaz. Bunlar yeter ki yine huzurlu olsun diye eğer öyle bir şey hissedersem alıp başımı giderim. Böyle bir şey olabileceği ihtimali onu bu derece üzüyor ve ağlatıyor. Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altını kazanan geline ve 5 altın bileziğin sahibi olan gelinimizi açıklıyoruz. Sevgili seyirciler, puanlama devam ediyor. Haftanın finalindeyiz. Haftanın final günündeyiz. Bugün 5 altın bileziğin sahibini bulacağız. Acaba 5 altın bileziğin sahibi hangi gelinimiz olacak? Buna bakacağız, göreceğiz. Çeyrek altınımız da var bugün. Evet. Tabii gün birincisi çeyrek altını alacak. Onu unutmadık. Siz de unutmayın. Ay o da Emine'ye gitsin. Bu inşallah bugün günün birincisi olan çeyrek altını alacak. Fakat haftanın en yüksek puanını alan gelin ise
5 altın bilezik kazanacak. Puanlar gelsin, görelim. Tabii şimdi kim geliyor? Nurten Hanım geliyor. Nurten Hanımcığım, kek. Evet. Çikolatalı, içli soslu kek. Güzel, buyurun severiz. Efendim. Bakalım. İzmir'de meşhur bir pastane vardır. Oraya uğramadan etmem ben. O güzel yapar kekleri bunu. Hangisi? İzmir'de. Evet doğru. İzmir'de. İzmir'i severim ya. Çok güzeldi. İzmir canım İzmir. Sevgiler bu. Bunları bu arada yiyor götür, hiç yorum yapmıyorlar. Sizle konuşmaktan yorum, yorum istiyorum. Yapamadım. Kızlar da merak ediyor. Yorum istiyorum. Bu evet. Birinci nasıldı? Güzel. Yani. Sosu da var. O da güzel. Şimdi üçüncüdeyiz. Güzel. Hepsi aynı olmuş. Gibi mi? Evet. Hı. Evet. Hepsi aynı hemen. Hepsi aynı. Hepsinin lezzetleri peki. Aynı. O zaman buyurun puan verin. Buyurun puan verin. Birinci tabakta başlıyoruz. Birinci tabakta başlayalım. Bir numaralı tabak. İki. İki puan. İki numaralı tabak. O bir be. Bir. Üç numaralı tabak. O dört. O beş. İki, bir, dört, beş. Buyurun. Gelin buyurun tutalım. Nurten'in puanlarını verdi. Bir numaralı tabağa iki puan verdi. Acaba bu iki puanı bu final gününde kim aldı Nurten Hanım'dan? Açtık. Ayşenur 2 puan. 4 puanlık tabak. Nurten Hanım 3 numaralı tabağa da 4 puan verdi. Bu 4 puanı da acaba hangi gelin almış olabilir? Merak ediyoruz değil mi? Evet. Ben de merak ediyorum. Kim acaba? Açıyoruz. Emine 4 puan. Burcu mu? Evet. Ezgi mi? Evet. Çok Ezgi mi? Durum. Ezgi. Burcu mu? İnşallah Burcu'dur. İnşallah Ezgi'dir. İnşallah Burcu'dur. Beş puanlık tabak. Bu final gününde Nurten Hanım 5 puanı hangi geline? Kendi gelini Burcu'ya mı yoksa Ezgi'ye mi verdi? Reyhan Hanım'ın gelini Ezgi'ye mi verdi? Açtık! Ezgi! 5 puan. Burcu. Burcu. Evet. Sen önce... Yarın. Sen önce attın kabarmıştır dedim. Ben bugün bittim. Evet. Bugün ben değil. Ama sanırım senin Burcu. Böyle puanlar alıp da böyle çok negatif karşılığının ilk defa senin gelin olarak seni görüyorum. Evet. Öyle vallahi mi? Seni görüyorum. Böyle yapıyorsun. Zaten yani, puanlama bitmedi zaten. Tabii. Ama şimdi kayınvalideme kızamıyorum. Bir şey diyemiyorum ama yani bir şey mi yanlış yaptım ama güzeldi hepsi. Üçü aynıydı dediler. Denk geliyor galiba. Bugün şanssız mıyım neyim anlamadım. Yoksa hepsi aynı tat deniyor. Herhalde evet. Birler bende bugün. Ne kadar pozitif bir savunma bu mu kız? Ama bu şu savunma? Anda çok çöktüm. Umutsuzum çok... artık. Bugün benden bir şey çıkmaz. Tabii ki moralim bozuk ama. Fatih Bey, yani. Zaten hepsi aynı dedi. Ki hani hangisinin neyi vereceğini şaşırdığı için öylesine verdi yani. Değil mi? Hepsi güzel ama anne, çünkü. Ama anne yani nasıl tanımadın hakikaten? Evet. Nasıl tanımadın? Yok bence evet. Ağız tadına göre veriyor. Tabağı aramıyorsun. Yani. Ama ben çok kek yaparım aslında. Evet. Yani. Bugün ıslak kek yapmış mıydın? Tabii. Islak yaparım. Vişnesiz pek. Ya biraz yaparsın. Vişnesiz yaparım.
Ama ıslak yaparım. Ama olmadı. Olmadı. Bilemedim bu sefer tatlını. Üzüldüm. Biz çok mutluyuz. Zafer. Ben buradan Ezgi. Birazdan zaten ruhumu teslim edeceğim. Heyecanlı. Emine. Hiç yoktan birlik bir tabak yapmadığımı kanıtlamış oldum. Şimdiden. Kayınvaliden benim tabağımı aramaya çalıştığı için bana bir verdi. Yoksa o tabaklardan en güzeli ben. Benimkiydi. Çok üzgünüm şu anda. O ayrı bir şey. Ama gene 4 olsun. Teşekkür ediyorum. Zaten. Güzel yaptığımı düşünüyorum. Sadece kayınvalidem çok büyük bir hata yaptı bugün. Ama senin tabağını aradık. Yani çok emin ol. Şu şekilde. Kötü tabağa puan verdi. Ha, ben bunu yediremiyorum. Sen. Ona mı kızdın? Evet, bunu yediremiyorum. İnsanlık hali Emine. Yani ya ama canım... dün de aynı şeyi yaptı, bugün de aynı şeyi yaptı. İster mi istemeden? Sinirleniyorum. Tabii sinirleniyorsun. Nasıl kayınvaliden ne yapıyorsun? İsteyerek niye yapsın zaten? Bilmiyorum o an ne düşünüyordu, ne yapmaya çalıştı bilmiyorum ama iki gündür en kötü tabağa 5 verip duruyor yani. Evet. Ne yapayım? Ona üzülüyorum, ona sıkılıyor. Nurten Hanım. Ona da veriyor. Siz yorum yapın biraz. Yani şimdi tabii keklerin tatları aynı oldu. Şimdi ilk defa da fırına o attı, daha kabarmış diye ben onun tabağı diyerek verdim. Oradan aslında seyrettim. Ben de şöyle bir şey de oldu. Ben bütün kalıplara ya da yaydırmaya çalıştığım için kimisi küçük, kimisi büyük, kimisi dolu, kimisi hafif boş gibi oldu. Evet. Ben orada biraz hata yaptığımı düşünüyorum. Yoksa ben de daha koysam daha tabii daha ki kabarırdı. Puf puf olacaktı. Sen çünkü ilk defa fırına koyan sendin orada gördüm. Bence kızlar keki hamurunu çırpmanızla alakalı bu. Ben aynen size öyle. Başta söyledim. Evet. Kek hamuru çok iyi çırpılması evet, gerekiyordu. Çok. Ben sizin yanınıza evet. geliyorum ve kameralarımız görüyor. Evet. Nasıl çırptığınızı, nasıl bir kıvamda olduğunu Fatma abla görüyoruz. Hepsini yani. Görüyoruz biz burada. Yani. İnanın bu şimdi ekran başındakiler de görüyor. Sevgili izleyicilerimiz de görüyorlar. Tabii siz her zaman söylüyorum. Kayınvalideler gelinlerin tabaklarını... Arıyor. Aramak durumundalar. Budur. Yani yarışmada oyunun kuralı bu. Oyunun kuralı bu. Fakat şimdi o doğruları bir tarafa bırakıyoruz. Kötü de olsa gelinin tabağı 5 puan vereyim diyor kayınvalide. Evet. Ve aslında çok zor tatlar bu. Evet. Yani çok değişik bir tat olduğu için ıslak kek bu. Onun kıvamını anneler tadında, dil tadında, damak tadında nasıl değerlendiriyor bilemiyorlar. Kararsızlığa Fatma ablanın yaptığı gibi oldu. Maalesef. Şimdi birazdan kritiklere geçeceğiz. Haftanın ve günün kritiklerini yapacağız. Kritiklerden sonra Nermin Hanım'ın tadım ve puanlamasından sonra günün birincisini açıklayacağız ve çeyrek altınını takdim edeceğiz. Daha sonra puanlar toplanıp haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibini açıklayacağız. Ve haftanın en düşük puanını alıp bize veda eden gelinini açıklayacağız. Ama ne zaman? Kritiklerden sonra. Sevgili seyirciler, Gelir Mutfak'ta haftanın final gününde kritik anlara geldik. Bu kritik anlarda bütün gün neler konuştuk, hafta içinde neler oldu onları konuşacağız. Ve kritiklerin sonunda sevgili Nermin Hanım gelecek, puanlarını verecek. Tabii tatlarını tattıktan sonra puanını verecek. Günün en yüksek puanını alıp bizden bu çeyrek altını kazanan gelinimizi açıklayacağız. Daha sonra günün en düşük puanını alan gelinimizi açıklayacağız. Sonra puanların toplanmasıyla birlikte haftanın en yüksek puanını alıp bizden 5 altın bilezik hazırladık buraya efendim. Gördüğünüz gibi 5 altın bilezik kazanan gelinini açıklayacağız. Ve haftanın en düşük puanını alıp bize veda eden gelinimizi açıklayacak ve sevgiyle onu göndereceğiz, uğurlayacağız. Şimdi gelelim efendim kritiklerimize. Erkekler anneleri mi tercih ederler yoksa eşlerini mi?
oğlunuz ya eşim dese ya da sizi annem dese kimi seçer? Beni seçer, annesini seçer. Annesini seçer? Tabii. Emin misiniz? Eminim. Bir evlat her zaman anneyi tercih eder. Nermin Hanım'a burada katılıyorum. Anne bulunmaz. Evladımın terziğine saygı duyarım. Ama ben her zaman onların arkasında olurum. Onlar bizi hayatına almasa bile onlar bizim her zaman hayatımızda olur. Tabii ki öyle. Senin gelinin seni istemiyor. Eşin oğluna diyor ki annen benim evime gelmesin. İstemiyorum. Oğlun da sana geldi dedi ki anne eşim seni istemiyor evime gelme. Bu şekilde sakin kalabilecek misin? Böyle duracak mısın? Hayır. Benim gelin istemiyorsa istemeyebilir. Ama ben oğlumla her zaman istediğim yerde görüşebilirim. O eşler ne kadar mutlu sence? Olsun. Onlar yuvalarında mutlu olsun. Ben olmuyorlar olmazlar. Diyorum. Bak olmuyorlar. Bir evlat anneyi asla olmaz. Kapıdan çeviriyorsa o oğul asla eşle mutlu olamaz diyorum sana. Evet gelinler. Ayşenur. Fatih Bey şimdi kayınvalidem aslında doğru söylemiş. Yani bir evlat annesini memnun edemezse mutlu olmaz. Ama şimdi eşim oğlum beni seçer demiş ama bence beni seçmeli. Beni seçsin yani. Çünkü artık onun hayatında olacak olan kişi benim. Ölene kadar ben destek olacağım ona. Annesini atsın demiyoruz. Yine görüşecek ama öncelik tercih benim olmam gerekiyor. Ben de annesinden vazgeçmesini isterim ne benden vazgeçmesini isterim. Ola ki barıştırsın yani bir şey yapsa. Çünkü ben de annesiyle o da görüşmese, ben de görüşmesem evet bizim evliliğimiz huzursuz olur yani. Olur. Katılıyorum yani bence de. Hani bir seçim olmamalı ya, o durumda olmamalı yani. Orta yolu bence bulmalı. Çünkü eşsiz de olmaz, annesiz de olmaz. Ya tabii ki ben de katılıyorum ama muhakkak bir seçim ortadaysa, yani muhakkak bir seçim yapmak zorundaysa eğer, benim gibi bir eş başka bulamayacağı için beni seçmeli diyor. Ama anneler öyle düşünmüyor. Ama zaten anneden vazgeçilemez ki. Anneler geçilmez. Anneler de Reyhan Hanım kesinlikle beni tercih edecek diyor. Yani öyle bir durumda kalmasını istemem ama kalsa da eminim Ezgi'yi seçer. Eminim. Çünkü bir şekilde annesinin gönlünü alır o. Bak şimdi eğer ikisini de tercih etmesini isterim. Ne onu atsın ama ne onu. Ama bir seçim. Ama bir seçim varsa mutlaka anneyi seçme. Ben de annesini sevmeyen erkek zaten karısını hiç sevmez. Ben de bunda eminim. Annesine değer veren eşine daha çok değer veren. Öyle mi diyorsun aynen Fatma öyle. Abla? Aynen öyle. O doğru. Ya anne barınak ya bir sığınak. Evet annelik farklı bir duygu. Farklı bir şey. Anne olmak herkese yakın. Herkese nasip etsin ama evladın evlenip yuvasını kurdu mu evladının da evinde rahat olmasını ister. Ne evladından vazgeçersin, ne gelininden vazgeçersin, ne torunundan vazgeçersin. Yani seçmeli değil. Sadece yani seçeneklerle değil yani. Hı. Hani şöyle iki arada bir denedi falan değil. Anne mi yarım? Anne. Anne de. Polyana sana söylüyor. Anne İlk etapta yarım. Anne derim. Anne. Ben emin ediyorum. Yar diyorsun. Şey evet. Bekledim ben bir anda Fatma teyzeden. Ben gerçekten emin ediyorum. Gelinler. Evet Ezgi. Gelinler. Anne mi yar mı? Gerçek. Böyle sorunca. Benim de bir oğlum var. Ben de kaynana olacağım. Eşini seçsin ya. Anne diyeceğim galiba. Anneyi hayatta atma. Annelik mi acaba? Anne. Anne Fatih Bey niye? Vazgeçtiniz. Ama niye? Ben niyesini söyleyeyim mi? Şimdi ben şey düşündüm Fatih Bey, bana deseler ki annem mi kocan mı, ben de annemi seçerim. O da benim yarim yani ama ben annemi anne seçerim. Anne yani. Şimdi Reyhan Hanım evlilik sözleşmesi hakkında ne düşünüyormuş? Bakalım seyredelim. Eşiniz olacak kişi geldi size dedi ki ben evlilik sözleşmesi yapmak istiyorum. Niye güvensin ki? Üç gün sonra belki ayrılacaksın, altı ay sonra ayrılacaksın. Evlilik sözleşmesi yapılması iyi mi diyorsun? Bence yanlış. Yanlış. Bence de yanlış. Evlilik sözleşmesi diye bir şey mi olur ya? Peki seviyor, alıyor da adam. Niye imza yaptırıyor? Güvenmiyor demek ki ya mallarıma. Bir adam severek alıyorsa niye bir de sözleşme yaptırıyor? O eşi sevmiyor. Bence parayı daha çok seviyor.
Eğer hayır, yanlış. Çok çok adamın mal varlığı varsa. Her ne olursa olsun. Çok zengin bir iş adamının oğluysa. Bu kız gelmeden önce mi kazanmış onu? Kazanmış mı? Kazanmış. Peki gelecek, belki parası için geliyor. Tabii ki yapacak o insan. Hayır. Niye yapmasın? Yok. Kazandığımı vereyim 6 aylık insana. Evvelden... O genci çok seviyorsa o sözleşmeye imza atar. Siz çok zengin olsaydınız gelininize böyle bir şey yapar mıydınız? Yaptırır. Yaptırırdı. Yaptırırdı. Ezgi. Ben de senin oğlunu almazdım. Alma. Allah Allah, para için imza atıyorsan gelme. Ben onu düşünmüyorum ama parayı düşünüp imzayı attıran sensin. Hayır bak şimdi, diyelim ki çok zengin. Oğlum çok zengin. Sana diyor ki ben sözleşme imzalattıracağım, öyle evlilik yapacağım. Evlenmem. Çünkü yarına evlenmezsen sen onu sevmiyorsun o zaman. İmzalarım, evlenirim. İyi de zaten biz paranı bir istemiyorum. Hayatı paylaşacağız değil mi onunla? Canım niye benim. Bana sözleşme imzalattırıyor? Niye imzalatmasın ki? Malını nasıl düşünüyor. Nasıl güvenebilir nerede sana? Aşk, nerede sevgi, nerede aşkla güven? Aşkla karın doymaz. Nereden bilecek 3 ay sonra bırakmayacağını, 6 ay sonra bırakmayacağını? Gerçekten ben oğlumu öyle kabul edemem. Çok zengin bir iş adamının oğlu. Diyelim biz çok zenginiz, oğlumuz. Peki şöyle ben imza düşün. Atmadan seni gelin olarak şimdi, alma. Şimdi iki tane kaynım daha var, bekar. Evet. Çok zengin bir aile geldi. Hı. Sözleşme istediler. Hı. Atıyorum Şafak abiden. Hı. Çok ne yaparsın? Çok seviyorsa oğlum derim imzayı at. Zaten sen o kızı para için mi alıyorsun? At imzayı. Attırır. Kız mecbur mu ona? Belki oğlum paraya gidiyor. 3 ay sonra o kızı bırakacak yarı yolda. Bir de mal varlığını alacak kızı. Ortak olacak. Yazık değil mi o kızın kazandığı paraya? Ben öyle adaletliyim. Seni de almam, onu da vermem. Öyle imza atmadan olmaz. Niye mal varlığı var, niye kabul etsin ki? Ya güvenmiyorsa zaten hiç evlenmesin. Daha iyi, ne imzasından bahsediyorsun? Sevmiş, evlenecek. Ya sevmemiş, ama o adam sevmemiş. O adam o sözleşmeyi çıkardı. Ah, öyle bir şey yok yani. Aynen. O adam sevmiyor, güvenmiyor demek ki. Kıza bu kağıdı imzalatacak yani, bu kadar basit. Güvenmiyorsa evlenmiş. Niye evlenmesin, evlenmesin ki? İmzanı at, evlen diyor. Ne imzayla mı oluyor bu işler? Bak siz de ya imza atmıyorsanız zaten o adamı sevmemişsiniz. Paraya gidiyorsunuz. Ben imza atmam. Bana öyle bir teklifle geldiği için asla imza atmam. Onunla da evlenmem. Hiç de değil. Ben evlenirim. Bu, sen beni boşarsan benden bir şey alama demeye çalışıyor bence. Güvenmeyebilir. Adam mal var. Güvenmiyorsa evlenmeyecek. Evlilik sözleşmesini yaparken demek ki o bir gün boşanabileceğini düşünerek evleniyor. Evet. Evlilik böyle bir şey mi? Ama mal varlığı için düşünmek zorunda. Hayır, zaten düşünmez zaptal. Demek ki güvenmiyor ki ben bugün istiyorum. Bundan boşanabilirim. Mal varlığımı şöyle bir sağlama alayım. Ondan sonra evleneyim. Ama evlilik demek bu değil, bu demek değil. Ya siz kavak evet, yerleri. Yok yok, kavak yerleri değil yani. Ben kızların bir noktaya atladığını düşünüyorum. Hemen kendinizi onun yerine koyun. Çok zenginsiniz. Zengin? Evet. Çok paranız var. Yani insanları tanıyamayabilirsiniz. Kendinizi güvence altına almak isteyebilirsiniz. Ve ben veya de... Veyahut da tersi olabilir. Kadın çok zengin olabilir. Kız tabii, tabii. Öyle de olur. Şimdi ben çok zengin olsam, karşıma biri çıksa ben... Evlenirken onu sunarım. Zaten beni sevmişse onu imzalayacaktır. Aynı. Sözleşme kesinlikle kabul edilemez bir şey. Bunu yapmasına gerek yok. Bunu yapmadan önce, madem hani böyle korkuyor ya malının gideceğinden. Bunu yapmasına gerek yok. Güven testi yapsın. Zengin olduğunu belli etmesin. Zaten onun parası için evlenip evlenmediğini anlar. Bence gerçekçi olun. Siz de yapardınız. Hayır. Hayır yapmam. Ben kesinlikle böyle bir şey yapmam. Eşim de bana yaparsa kesinlikle %100 evlenmem. Hayır, evlenmem Fatih Bey. Güvenmiyor bana. Gelinler, kayınvalidelerinin hangi nasihatlerinden sıkılmış? Buyurun. Kayınvalideniz size en sık hangi nasihatta bulunur? Çok belli. Kocanı kıskanma kızım. Sıkıldım artık. Bıktın mı? Bıktım. Bıktın. Hep bu, başka bir nasihat yok. Hep böyle başkalarının gelinlerini örnek vererek, isimleme yaparak, şöyle yaparak, böyle yaparak. Bak onun gelini böyle yapıyor ha, diye. Aynen. Peki sen bundan bıktın mı? Çok bıktım. Hani bende bir eksiklik mi var? Sen sürekli bana milletin gelinlerini örnek veriyorsun diyor. Aa. Benim eşim dışarı çıkmayı sever kendi arkadaşlarıyla. Hı.
Bu biraz haftada iki olursa ben biraz söylenirim. O da bana der ki kızım rahat bırak. Biraz sal. İki, üç ne kadar istiyorsa gitsin geçsin. Sen bıktın mı bundan? Tabii yani. Kızım kocanı alttan al. Kızım kocanı alttan al. Bıktım bundan. Alttım, bezdum da. Bıktım. Bıktım değil. En son hep bunu mu söyledi? Evet, hep öyle söylüyor. Hep alttan al diyor. Hep alttan al diyor. Hep kendi oğullarını düşünüyor. Gördünüz mü kayınvalideler? Ha? Ezgi benim başka gelinleri örnek göstermemden bıkmış. Ama kızım onlar belki yılların gelini söylüyorum diyorum. Bak ne kadar komşunun gelini Ayşe Fatma. Ne kadar böyle güzel. Bak gidiyor geliyor şöyle. Belki öyle örnek gösteriyor. Ama işte sen çok örnek verip çok övünce bu sefer de ben dönüp diyorum ki ya kadın neden sürekli böyle söylüyor? Hala söylüyor zaten. Ya ben neyi yapmıyorum? Neyi yapıyorum? Hayda alışamadın mı? Alış. Ezgi sen bunu şikayet ediyorsun. Evet. Ondan sonra diyorsun artık ne yapalım diyorsun böyle. Ne yapayım Fatih Bey? Ama ne yapayım? Ama 4 yıldır söylüyorum. İş sen de bir yerde karar olacaksın. Senin kayınvaliden de senin de üstüne böyle konuşur. Ama 4 yıldır zaten rahatsız olduğumu söylüyorum. Ediyor, ama anlamıyorsa ne yapabilirim ki söylüyor Fatih Bey? Da... Söylüyor. Ben ısrarcıyım. Benim karakterim bu. Üstüne üstüne giderim. Benim yanımda ısrarla diyor ki ben söylerim söyleyeceğim. Ne diyeyim ben şimdi bu kadına? Ne yapayım ben bu kadına şimdi? Allah'tan aldım. Peki siz ne düşünüyorsunuz Nurten Hanım için? Benim oğlumun iş gereği bazı akşamları dışarı çıkma gereği oluyor. Bazen biraz fazla kaçırıyor. Ben de her zaman söylüyorum. Yani iş gereği için çıkabilir. Fazla dışarı çıkıyor. Bazen diyelim. Bazen. Her iş zaman gereği değil. İçin o da. Bir gün o iş için, bir gün öteki iş için derken geç gelmeler olabiliyor. Oh. Ben bir kere tamam haftada bir hadi diyorum tamam olur ama iki olmaz şimdi olur mu? Olmaz. Ben de biraz söylendiğim zaman annem hemen şey yapar. Kızım idare et. Bir şey olmaz. Biraz i̇dare. Hava alsın. Evet. Çok çalışıyor. Çok yoğun hep işleri. Hep bunu söyler. Biraz stres atması gerekiyor. Ondan ben Nurten de birazcık... Nurten Hanım ne münasebet çok çalışıyor da bu karısı onun. Niye öyle söylüyorsun? Tabii tabii o da karısı. Yani anne ben de bütün gün kocamı bekliyorum evde. Evet haklısın. O da kocası. Ben de kocam geldi. Her zaman olmuyor. Çok çalışıyorsa insan sevdiğiyle karıcığım vakit geçirir. Çok bunaldım. Bu dışarı çık. Veyahut da ben buradayım. Al bir hazırlan gel buraya demesi lazım. Öyle kek başıyor. Dışarı çıktım. Öyle bir şey yok. Yok yok. Olmaz. Ya beni de çıkartır. Ama bir kere arkadaşıyla çıksa yeter. İkinciye beni çıkarsın. Üçüncüye yine beni çıkarsın yani. O kadar kafa dağıtmaya gerek yok. Beraber dağıtalım. Peki. O fazla gidiyor. Burcu çıksa dışarıya böyle. O zaman oğlunuza ne diyeceksiniz? O zaman İkna eder misin oğlunu? Yani Burcu'nun dışarı çıktığı zamanlar, arkadaşlarına çıktığı zamanlar oluyor. Arkadaş şey olduğu zamanlar oluyor. Ama düşün bir haftada ben ya, üç kere çıktım. Aynı şey değil canım o çıkacak tabii nadir bir şey o. Evet. Aynı şey değil. Çok çıksan. Çok çıksan o iş bir gereği çıkıyor ama. Bir erkek kadar dışarı çıkmıyor ama çıktığını düşünün. Ama iş gereği çıkıyor. Keyfi zaten çıkmaz. Keyfi zaten eşini de alır, kızını da alır, gezmeklere gider. Öyle peki, keyfi ilgisi. Peki oğlunu der misin idare et oğlum diye? Bence bana der kızım biraz çıkma. Bak. Sorun olacak diye bak. Bana der. Yine oğluna kıyamaz. Neden öyle der Burcu? Çünkü erkek annesi. Oğlunu seviyor, çok evet. Seviyor tabii. Peki Emine'cim senden alayım. Ben dedim ki şey yapıyor sürekli. Alttan al. Eşim sinirli olduğunda genelde hep bana gelir der. Alttan al kızım, alttan al kızım. Sen sesini çıkarma. Sen sesini çıkar. Yani nereye kadar yani? Bir susarsan iki susardısın da üçüncü de ben de insanım patlarım bir yerde yani. Sürekli de böyle böyle deyince benim hepten böyle alttan almayasım geliyor. Evet. ona da sinir oluyorsun. Sinir oluyorum öyle demesine de sinir oluyorum. Biraz da git oğluna söyle alttan al diye. Oğluna da söylüyorum ama kadınları biraz da alttan alacak yani de onu bil Emine. Yani. Tamam da her seferinde alttan alamam onu yani. Al hayat böyle geçecek. Alamam niye öyle geçsin bu sefer benim sinirlerim oynayacak benim mi psikolojim bozulsun? Benim bozulacağına onun bozulsun. Ya kızıyor. Tamam ona bir şey söylemiyorum tartıştığımız zaman ama beni de kenara çeker sen de sus sen de sesini bir çıkar. Bir sus da yani bu kadın bu yeni neslinin de ağzı hiç durmaz. Ya ne durmayacak ya? Yani hiç durmaz. Bir tane bir kelimeye on kelime biz ses uzurduk ya. O konuşurdu bana ondan sonra böyle hiçbir şey olmamış gibi biterdi. Oldu hep susacağım benim psikolojim bozulacak. O
esip gürlediğiyle kalacak. Yok. Oldu. Artık devir değişti. Devir değişti. Aynen öyle. Kızım devir yine değişti. Psikolojim bozuluyor. Daha bizim beter. Ses etme daha iyidir yani. Ses edip stresimi atıyorum ben. Kayınvalideler gelinlerinin kendi yanlarında daha rahat edeceğini iddia etmiş. Bakalım. Fatma Hanım aslında efendim, güzel bir şeye değindi. Hı hı. Dedi ki kaynananın evinde daha rahat eder aslında gelinler anne evindense. Sizce niye eder? Ben annemin evine yani kendim teyit geçmişte çocuklarımdan gitseydim. Yani rahatsız etmeyeyim diye. Yani şey etmezdim yani fazla durmak istemezdim. Ama kayınvalideme aynı yani ocaktan olduğu için çocuklar. Hı. Rahatsız olmazdım yani. Acaba... Hani o evde çıktı kız, gelin bence, oldu o eve. Bence Reyhan Hanım, o evden artık çıkıyorsun. Evet. O evde el oluyorsun ve geçiyorsun kayınvalidenin tarafa. Evet. Artık senin evin orası olduğu evin için. İkinci evi. Artık ikinci evin orası olduğu için, ikinci evin artık baba evi oluyor. Birinci evin orası bence oluyor. Bence o yüzden de oraya bağlanıyorsun, orada daha rahat ediyorsun. Ben de öyle düşünüyorum. Evet, orada aynen daha bence rahat ediyorsun. Bence de öyle. Sen dedin mi? Çünkü eve zaman yeni bir genç oraya geliyor. Oraya artık misafir. Yanıldınız. Ne? Yanıldınız. Yanıldın mı? Evet. Hayır. Ben annemin evinde daha çok rahat ediyorum Fatih Bey. Vallahi yemeğim önüme geliyor. Çayım istediğimde yapıyor. Çocuğum istediğini yapabiliyor. Kaç her mi şey serbest. Ben uyuyorum saatlerce annem bakıyor. Çok rahatım ben yani. Ama o rahatsız olmasın diye ben çocuğumu daha çok tutuyorum. Aa, bu yaşta ben ona yani yemek edeceğim, bir de ayağımı götüreceğim. Ben bunu etmeyeceğini bildiğim için işte annem ediyor en azından. Onun evinde daha rahat ediyor. Anana, onu demeye çalışıyorum. Anana gidiyorsun iki gün. Evet. Ya bir devamlı ol, gitsen ona. Bakalım sana getirecek mi o şeyi, yemeği çay. Getirir, getirir. Her gün getirir. Çocuğu olmuşsa eğer gelinin, anne evinde o kadar rahat edemez. Annesinin evinde rahat edemez. Eşinin annesinin evinde daha rahat edemez. Annesinin evinde. Annesinin evinde rahatsız. Ezgi ne diyor bu? Hayır. Aha. Yani rahatsız olmam ben. Niye rahatsız olayım? Uzun süre olayım? Olsun olursun sıkılırsın. Şu anda çocuğumu da götürdüm bıraktım Antalya'ya. Tamam, annem bakıyor. Ben hafta sonları gidiyorum mesela. O başka. Her hafta sonu Antalya'dayım. Ama şöyle süre bir durum var. Ben kayınvalidemde de çok rahat ediyorum. Ama annemde daha çok rahat ediyorum. Çünkü annemde bir şeyi yapmadığım zaman o annemin gözüne batmıyor. Acaba annene misafir olarak gittiğin için mi çok? Sen kayınvalidenin misafir olarak gittiğini düşünmüyorum. Artık berabersiniz. Tabii canım. Ama annenin misafir olarak gidiyorsun. Biraz önce evinin de söylediği gibi oldu. Görmüyor. Efendim? Annem beni misafir olarak görmüyor. Anne ve kayınvalide ayrımı yaptığım zaman hani anneyi rahatsız etmez. Seni tolere eder. Ama kayınvalideyi belki rahatsız edebilir yani. Yok. Bence de bir kız anne evinden gelinlikleriyle çıktık evlendikten sonra eşinin ailesine geldikten sonra eşinin ailesine daha rahat eder diye düşünüyorum. Kayınvalidesinin de rahat eder diyorsun. Evet. Ben Burcu de öyle mi düşünüyorum? Ya tabii ki rahat ediyorum ama şöyle düşününce şimdi kayınpeder var. Evin kuralları, yemek saati, yatış, kalkış. Yani şimdi tabii ki annemin evinde daha istediğim gibi uyurum. İstediğim televizyonu açar izlerim. Kanalı. İstediğim kanalı açar izlerim. Yani çok daha rahat, daha özgür hareket edebilirim. O açıdan anne evi daha başka olur diye düşünüyorum. Bak aynı yani fikirde değilmişsiniz demek ki. Yani ben de bize daha rahat edeceğini düşünüyordum. Yani ediyorum, ediyorum ama yani bir tık kıyaslarsak daha o tarafta rahat ederim. Şimdi bir videomuz var. Bir video geldi. Sürpriz ve enteresan bir video. Bakalım. Selam. Kulaklarım çınladı. Bir video çekeyim dedim. Oradayken biz çok eleştirilmiştik kayınvalidemle. Samimiyetsizler, yalancılar, oyuyorsun siz diye diye. Şimdi Burcu ve Nurten Hanım gelmiş. Bize benzetilmiş. Ben de benzettim. Çok tatlılar gerçekten. Keşke beraber olduğumuz, böyle yarışacağımız bir zamanda yarışsaymışız da böyle insanlar bu iyi gelin kayınvalide örneğini de biraz çok görselermiş. Hep bir tane, bir tane arada geliveriyor gibi görünüyor. O yüzden ben de orada olmayı isterdim. Bize benzetilmiş.
ilişkiniz. Ben de benzettim. Çok tatlı görünüyorsunuz gerçekten. Herkese genelde böyle inşallah altınları alamazsın diyorum sizin için ama inşallah altınları siz alırsınız diyorum. Bu arada durun size çok selam var. Uyuyor içeride. Ben de çok yorgunum. Anneyim çünkü artık. O yüzden kısa tutacağım videoyu. Gidip çocuğuma bakacağım. Merak ediyorum uyandı mı diye. Hepinizi çok öpüyorum. Hepinize bol şans diliyorum. Ay canım benim. Ay, dur uyuyor mu? Ay çok duygulandım. Çok teşekkür ederiz. Öyle mi? Çocuğunu bizler de buradan öperiz. Güle güle büyüsün. Naif bir kayınvalide, böyle bir sessiz bir gelin ve arkadaş gibi bir kayınvalide. Acaba ne demek istiyor? Şimdi sizi buna al, size söylüyor. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Cansu'nun Burcu kadar naif olduğunu düşünmüyorum. İkisi de sessiz bunlar. Orada bir uyuyan pamuk prenses vardı, öbürü car car konuşurdu Cansu. Kim o? Cansu car car konuşurdu. Hemen. Kaynana uyuyordu Burcu Sevgil Hanım. Ama bunların ikisi de... Neden? Ben yeterince konuşuyorum. Yok ya. Gerektiği kadar konuşuyorum ama haftaya daha da detaylı göreceksiniz İnşallah, diyorum. İnşallah açılır. Beni şaşırtacak mısın yoksa İnşallah. Sen de? Tabii ki zamanla oluyor. Ay canavarla çıkacak kız içinde. Zamanla olacak. Göster kendini. Lütfen. Ay yoksa canavarla bir anda korkutmayayım istiyorum. Ay, yavaş yavaş. Sessiz. Önce sevdiriyorum. Öyle de diyorlar ya. Evet. İddialı bayağı bakalım. İnsanın sessizinde çok korkacak yok, mısın? Yok. Bak benden hiç korkmayın. Benden hiç korkma. Ben çok konuşuyorum. Ben de hiç korkmayın. Ondan kork. Yanlış kişinin üstüne geliyorsun Ezgi. Bak Cansu'ya benzettin, benzetiyorlar yani. Sen bana geliyorsun, ben de mecbur sana geliyorum. Sen de bana geldiğin için ben sana geliyorum bana. Zaten. Yok, sen geldin dedin, seni eleyeceğim. Burcu'dan, Burcu'dan Cansu olmaz. Bu sesi ne kadar yükselirse yükselsin, asla volümü yani fazla yükselemez. Ama Cansu! Oh, zazgırın tekidir. Mümkün değil yani, kim benzetmişse yani hiç alakası yok. Aynen, ne kaynanasın lan? Ne de Burcu'yla hiç alakası yok. Sevgili Hanım'a da benzemiyor. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Güzel Burcu. Benziyor yani, musunuz? Ya zaten o Cansu ben Burcu'yum ilk tabii, başta. Tabii tabii orası ayrı. Yani birebir benzemeyiz ama biz de izlerken onlar da bizim gibi ne kadar iyi anlaşıyor dedik. Dedik. Bence Cansu da bu açıdan bizi değerlendirmiş. Fatma Hanım. Fatma Hanım neden gözyaşlarını tutamadın? Kız bunlar bize 3 aylığına gelmiyorlar. Biz yaşlanınca hani konuştuk ya bakıcı makıcı dedim ya bakar artık bizi bakıcılara bırakırlar. Bunlar bize yaşlanınca acaba ne yaparlar? Deseler ki peki sizi huzur evine koyalım. Oğlum da gelinimiz de. Ne hissedersiniz? Sana o kelimeyi söyleyeceğine ben öleyim. Öyleyim yani. Bak benim şimdi torunlarım var. Aklıma geldi zaten. Ben işte bak ben bunu ağlarım. Benim bir tane 6 yaşında torunum var. Kız ben de ağlayacağım. Hep söylerim ona ki. Vallahi. Babaannem derim ona. Ben yaşlandım mı sen beni yani şey edeceksin. Bakacaksın. Sakın beni kimselere muhtaç eyleme. Başarı okula da başarılı olursan mezarıma gel. Aynen. Kepini koy. Ben seni oradan seyredeceğim. Aynen. Göreceğim. Allah uzun ömür versin. Aa, İnşallah düşmez. Allah düşünür. İnşallah. Bir kuru ekmeğe razı insan ya. Bir kuru ekmek olsun çocuklarının yanı olsun. Kömürlük olsun. Kömürlüğe koysunlar yanında olsun ama yani. Ben o kadar mücadelelerle yani çocuklarımı büyütmüşüm. Ne zorluklarla değil sen mi Sen ne diyorsun be? Onlar yani benim aklım gitmemişse onları düşünürüm. Zaten ben bir ay yaşamam giderim. Fatma abla bunları zaman zaman düşünüyor musun? Ay canım benim kıyamam sana ya. Hiç ama sen daha çok hani eskilerde de mühkemsin sen. Mühkemsin sana hiçbir şey olmaz. Olmaz. Olmaz sana bir şey. Çok sağlam bir kadınsın. Sen böyle oturduğuna bakma ben senin çok güçlü bir kadın olduğunu biliyorum. Çocuklarından hiç öyle bir kuşkun olmasın. Olabilir mi? Olmaz. Olmasın değil mi? Olmaz. Sadece ben bir tek şey... Olur bana yani. Bunlar yeter ki yine huzurlu olsun diye eğer öyle bir şey hissedersem alıp başımı giderim. Aman olur mu öyle şey? Yo ben giderim. Ay canım benim kim bırakır seni? Seni ben bırakırım. Ya öyle kurban oldum. Yani ben giderim öyle yani. Bırakırlar mı canım seni öyle bırakır şey olur mu? Yo ben sessiz giderim.
Ha? Sessiz giderim, kimseye demeden giderim. O kadar hayatın tecrübesini görmüş ki çocukların onu sevdiğini çok bilmesine rağmen Reyhan Hanım da duygulandı. Çocukların onu çok sevmesini bilmesine rağmen hayata karşı çok önlemini almış. Her türlü alternatifi düşüyor. Ne olursa olsun, ne olursa olsun böyle bir şey olabileceği ihtimali onu bu derece üzüyor ve ağlatıyor. Çocuklarının yanı olsun, kuru ekmek olsun. Çocukların yanı olsun. Evet. İşte çocuklar bazen böyle bir bakmıyor, şey yapabiliyor. Çok var öyle çevremde, onlar aklıma geldi. Ben gittim bakım evlerini de gezdim, gördüm. Gördün mü onları Reyhan Hanım? Mükemmel bakılıyorlar ama sevgisiz. Sevgi. Sevgi yok. Yok değil mi? Tabii. Çok hassas aslında. Çünkü daha yeni anneannemi kaybettim. Kim bakıyordu anneannen? Hepsi. Hepimiz baktık, hepimiz. Yalnız yaşıyordu ama hepiniz baktınız. Yok yok. Dedem var, yengelerim var. Hep beraber yaşıyorlardı. Ama artık öyle bir hale geldi ki biz bakma durumunda kaldık. Yani şöyle 20 gün hastanede kaldı. Ben artık ağzının suyunu pipetle içiriyordum. Daha 67 yaşındaydı yani. Öldü. Gençti. Genç sayılır. Evet, evet. Daha Ocak ayında, daha yeni. Çok genç ölmüş. Yani ben düşünemiyorum onu huzurevine kapattığımızı. Kayınvalidem, annem, kim olursa olsun kanımın son damlasına kadar bakarım. Allah razı olsun. Birazdan Nermin Hanım gelecek ve tadım ve puanlama yapacak. Bu tadım ve puanlamadan sonra günün en yüksek puanını alan ve bu çeyrek altını kazanan gelinimizi açıklayacağız. Ve günün en düşük puan alan gelinini açıklayacağız. Daha sonra puanların toplanmasıyla birlikte haftanın en düşük puanını alıp bize veda eden gelinini açıklayacağız. Sonra da en yüksek puanı alıp bizden bu 5 altın bileziği kazanan gelinini açıklayacağız. Biraz sonra. Sevgili seyirciler, Gelin Mutfak'ta final günündeyiz. Haftanın finalindeyiz ve şimdi Nermin Hanım gelecek, tadım ve puanlamanı yapacak ve günün birincisi, çeyrek altının sahibini ve günün en düşük puan alan gelinini açıklayacağız. Daha sonra da haftanın en düşük puanını alıp bize veda eden gelinini, sonra da haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziği kazanan gelinini açıklamış olacağız. Ve hemen Nermin Hanım'ı alıyorum yanıma. Buyursunlar efendim. Buyurun. Şöyle geliyorsunuz. Nermin Hanım, bu son siz belirleyeceksiniz. Siz belirleyeceksiniz. Bütün kayınvalideler bu heyecanı yaşıyorlar. Çok heyecanlı. Merak etmeyin. Bir tatlıyla aranız nasıldır? Hiç sevmiyorum. Tatlıyla aram hiç yok. Ama bu çok böyle şeyli bir kek değil. Kek herhalde normalde. Normalde şekerli tatlı olsa... Şuruplu tatlıları sevmiyorsun. Şey. Anladım. O zaman ilk tabaktan başlayalım. Buyurun, kaldım. Ufak bir yorum da alalım yüksek sesle. Kek Fatih Bey, normal, iyi yani tadı. Bildiğimiz kek. Kek. Bildiğimiz, evet, bildiğimiz kek. Kek. Aynısı. Aynı mı? Onun... Biraz. Bunu mu? Duruşu. Yani tadı aynı. Su. Şekli mi diyorsun? Şekli. Şekli. Hı-hı. Daha iyi mi kötü mü yani? Kötü. Onun adına göre onun şekli. Yani bunun tat güzel. Aynı. Bunun şekli biraz bozuk diyeyim yani açıkçası. Öyle bununla mi? Bunun şekli daha yapılışı yani demek istedim. Tat aynı. Sonra yanlış anlamasın o öyle diye. Yani onun sadece şeklini bunlar gibi düzgün değil demek istedim. Evet.
Dördüncü tabak. Evet. Hepsinin tadı aynı. Pişmesi de aynı. Şimdi tadı da gel aynı. Puanlamaya. Gelelim evet puanlamaya. Birinci nasıl, tabakta başlıyoruz. Nasıl bulacağım şimdi gelinin tabağını burada? Çok önemli. Sizin vereceğiniz puanlar kader anını belirliyor. Belirliyor da. Nasıl bu? Günün birincisini, bir haftanın tahmin, birincisini belirleyecek. Hiçbir tahminim yok. Nasıl belirleyeyim şimdi? Vermek zorundasınız. 1 ile 5 puan arası. Bugün benden bir gıyak olsa hepsine 5-5 versin olmaz mı? Olmaz. Haksızlık olur o yine. Diyorum, şaka yaptım. Birinci tabak. Üç. Bir. Beş. Üç. Üç, bir, beş, üç. Buyurun. Buyurun. Şu üçleri bir atamadım. Ve Kader Hanım, ilk tabak Mermin Hanım'dan birinci tabak yani 3 puan aldı. Acaba hangi geline ait? Tabak şöyle tutuyoruz. Tutuyoruz, kaldırmıyoruz. Tutuyoruz, bakıyoruz. Acaba sevgili izleyiciler, final günündeyiz. Nermin Hanım puanlarını verdi. Acaba ilk tabak, birinci tabak 3 puan aldı. Acaba kim? Kim acaba? Hangi gelin? Hangi gelin? Hazır mıyız? Hazırız. Aşık Emine 3 puan. Evet. Emineciğim 3 puan. Dördüncü tabakta 3 puan aldı. Bu haftanın final günündeki en kritik puanlar. Dördüncü tabak 3 puan aldı ve hangi geline ait? Açıyoruz. Burcu 3 puan. Evet. Ayşenur mu, Ezgi mi? Beş puanlık tabak, bir puanlık tabak. Acaba 5 puan Ayşenur'undur inşallah. 5 puan Ayşenur'a gitmiş olabilir mi? Acaba ya Ezgi'ye mi gitti? Ezgi'ye kimin acaba? Buyurun tutun. Ve 5 puanlı tabağı açıyorum. En büyük hatamı yapmış olurum. 5 puanlı tabağı açıyorum. Ama Ayşenur da öyle tatlı yapabileceğini sanmıyorum yani şekilsiz falan. Bilmem. Bakalım kimin? Ve açtık Ayşenur 5 puan. Gel. Canım. Dur. Git tamam. Çok heyecanlıydım Fatih Bey. Şu an heyecan. Ve kaldırıyoruz. Ezgi, bir puan. Evet, siz yerinizi alın. Çünkü şekilsiz yapacağını tahmin etmiyordum. Ya Allah aşkına bu kek ya. Kabarmıştır ya. Aslında tamam bak, tadına bak ya, lezzetine bak ya. Kabarmamış demedim ki. Lezzetlerin de hepsini aynı şekline dedim. Şekline baktın, kıyasladın, biri bastın ya. Kötü bir dedim de adaletten mi bahsediyorsunuz kötü dedim ya. Kötü dedim mi? Kötü dedim mi? Neyine bir tabağına puan verdin o zaman? Neyine dedim verdin bir sadece şekline vermedim şekline, Fatih Bey. Öyle şekline sadece mi verilir şekline ya? Çünkü başka bir verecek tabak gerçekten bulamadım. Bir tabağın şekline bakarak puan veremezsiniz ya. Veririm çünkü kek başka kek hiçbir... Ya. Kalıpta kabarmıştır, taşmıştır ya. Çünkü başka bunun hiç... bir açıklaması yok. Hepsinin lezzeti hep aynı dedim. Sadece şekline ya, verdim. Mı dedin yine? Ya, ne yaptın? Çok Ezgi. Merak ediyorum. Nasıl hiç yanık dedim mi Fatih Bey? Hiçbir tanesini gösterin yanık dedim mi? Bak, nasıl buldun? Hepsi Ezgi? Güzel dedim. Canım bak anne. Bırak, sadece anne şekli bozuk dedim. Bak ona verdim biri. Tadı aynı bir dedi. Bir tane bir vermek zorundaydım. Adaletten bahsediyorsunuz ya. Ne yapayım? O bir mutlaka bir kişiye gidecekti burada. O da sana gitti. Tadına o da bak, şekilsiz tadına tabağa verdi. Bak tadına hepsi aynı dedi Ezgi. Yok ya. Puan kıracağı bir yer bulamadı. Bir vermek zorunda. Puan gerçek. Etsen de etmesen de puanlamadın. Bu. Kabul etmiyorum. İster et ister etme puanlama bu. Yorum yapamayacağım. Ezgi'cim kabul etsen de etme sen de puanlar evet. Böyle ben geldi. Beğenmiyorum demedim yapacak ki. Bir şey. Yapacak bir şey yok.
Evet. Tadı aynı dedi zaten. Hepsi çok, tadı çok güzel dedi. Çok hoşuna gidiyor zaten bana bir gelince. Yaparken de... Evet, eski ben sana 4 de verdim, 5 de verdim. Yani. Gerçekten sen benden çok güzel puanlar aldın ama. Sen benden 2 gündür puan alamıyorsun. İlk günde aldın, ikinci günde, üçüncü günde aldın sen benden puanlar. Ama senin kayınvaliden hiç vermedim. Bugünü bilmiyorum ama bugün... Verdim, 5 verdim ona bir. Bugüne kadar ben hiçbir, bugün bilmiyorum yani. Bugünkü puanlamayı en son kendim yaptığım için. İlk gün müydü? Şekil yüzünden bir ya. Ama ne yapabilirim? Ben de şimdi arada gerçekten puan verecek tabak, bir verecek tabak bulamadım. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Puanlar verildi. Ve sonuçlar çıkıyor. Günün en düşük puanını alan gelinini açıklayacağız şimdi. Gelinler lütfen ayağa kalkar mısınız? Sevgili seyirciler, günün en düşük puanını alan gelinini açıklıyoruz. Günün en düşük puanını alan gelini... ...6 puanla Burcu. Günün... En düşük puanını alan ikinci gelini. ...12 puanla Ezgi. Günün en yüksek puanını alıp... ...çeyrek altını kazanan gelini. ...14 puanla... ...14 puanla Ayşenur. Evet, günün en yüksek puan alıp çeyrek altını alan gelinimiz. Emine'cim sen de 13 puanla günün ikinci gelini oldun. Ben hemen altını... Evet, Nermin amcığım ben size şöyle vereyim bunu size yine. Yerinde takabilirsiniz. Tamam, yerine de geçebilirsin. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet, sevgili izleyiciler, sevgili gelinler, kayınvalideler. Şimdi haftanın en düşük puanını alıp bize veda edecek gelinimizi açıklayacağız. Önce haftanın... En düşük puanını alan iki gelinini açıklıyorum. Haftanın en düşük puanını alan iki gelini... Emine ve Burcu. Siz oturabilirsiniz. Efendim. Sevgili gelinler, sevgili kayınvalideler, sevgili izleyiciler. Bu hafta haftanın finalinde programımıza veda edecek gelinimizi açıklıyoruz. Haftanın en düşük puanını alan gelini ve bizlere veda edecek gelini ...51 puanla Emine. Emineciğim. Burcucuğum sen de 53 puan aldın. Evet. Sevgili Emineciğim. Maalesef 2 puanla 51 puan oldun. Bize veda ediyorsunuz. Oturabilirsiniz. Sevgili Ezgi ve Ayşenur. Sizi ayağa alayım. Haftanın en yüksek puanını alıp birinci olan gelinimiz ve 5 altın bileziğin sahibi olan gelinimizi açıklıyoruz. Haftanın en yüksek puanını alan gelini 63 puanla
Ezgi. Ayşe Nurcuğum sen de 60 puan aldın. 3 puanla bu hafta kaçırmış oldun. Bu hafta kaçırmış oldun. Birbirinizi kutluyorsunuz. Siz de gidiyorsunuz. Onu ayırıyorlar ya. Ayşe Nurcuğum. Daha bilezikleri vermedim. Lütfen buraya gelir misiniz? Ezgi ile Ayşenur bilezikleri almak için son ikiye kaldılar ve bilezikleri nihayet ki Ezgi'm aldı. Ayşenur'un almasını zaten hiç istemezdim. İyi ki de Ezgi aldı, güle güle kullanır. Ay iki haftadır üst üste almış. Çok mutluyum ama bir yandan da üzgünüm. Emine ile Fatma Hanım gidiyor. Çok kısa fazla söyledim. Ama Emine ile Fatma Hanım... gerçekten beni de çok sevdiğim. Çok ben sevmiş. Fatma Hanım'ı hiç bırakmak istemiyorum. Ben çok de ya. Teşekkür ederim. Bırakamayacağım. Bir abla bir anaç gibiydi. Evet, kardeş gibiydi. Sizi seviyorum. Tebrik ederim. İstemezdim. Çok üzgünüm ya. Buyurun. 3 puanla bilezikleri kaçırdım. Üzüldüm ama bu hiç önemli değil. Çok yaklaştım. Haftayı belki de ben alırım. Evet, 3 puanla Ayşenur da kaybetti. İyi ki de kaybetti. Hani bizi gönderecekti, rüyasında görmüştü, bay bay edecekti, rüyasında kaldı. Hep öyle rüyalar görsün o. O bizi asla gönderemeyecek, biz onu göndereceğiz bence. Söyle bakalım artık Fatma Hanım'la Emine Hanım için. Ya ben ikisini de çok seviyorum. Konuşamayacağım. Biz görüşeceğiz yine, hep gidip geleceğiz birbirimize. Yani bu hafta o kadar şanssız bir hafta geçirdi ki hiç istemiyordum. Ağlamayacaktım. Önemli olan iz bırakmak biliyor musun? İyi bir insan olarak ayrılmak. Çok iyi insanlar ya. Annem olsa bu kadar severdim. Sağ ol. Yani ablam oldun, annem oldun, her şeyim oldun. Her zaman gel. Geleceğim. Anlat ederim. Seni nerede olsa arar bularım ben. Bırakma. Yani. Biz de toplanıp gidelim Fatma. Evet. Bahçesi de var. Bahçesinde evet. Otururuz. Çayından demiyoruz. Ay bahçede. Evet çayından. Çayını da getirdi Fatma abla. Çayını da getirdi. Daha nispet olmadı. Gece gittik yapamadık ama. Senden mi evet. Göreceğiz? Sizden de alalım Ayşenur'cum. Fatih Bey ben zaten Fatma teyzeyi çok seviyordum. Hep de söylüyordum. Emine de burada tartıştık, ufak tefek atıştık ama tabii hani iyi insanlar. Yani yarışma ortamı çok farklı, arkası çok farklı. Yolu açık olsun inşallah, mutlu olsun. Yani başka bir şey demeyeceğim. Siz? Ben de Fatma ablayı sevdim ama Emine'yi hiç sevmedim. Açık Emine'yi. Ben size başlayayım. İnanamıyorum. Ha. Emine. Fikrimi söylüyorum, yalan mı söylüyorum? Emine de saygı duyuyor zaten. O da yani ona sorsanız sevdiniz mi? Ama Fatma sevmedim, ikisini de sevdim. Fatma abla da bir iki laf etsin artık, konuşsun. Ben şimdi onun hakkında sevmiyorum diyemem ki. Yani sevmiyorum niye diyeyim yani. Sevdim mi onu ki yani sevmiyorum diyeyim. Hiçbir şey daha hissetmiyorum ona karşı ha. Yani. Daha yani yeni şeydim. Üzerime iddialar yapıldı. İddiayı başlatan da Emine'ydi ama giden de Emine oldu. Bugün ben elendim. O kadar şanssız bir hafta geçirdim ki aslında tam da şanssızlık sayılmaz. Çünkü kayınvalidelerin çeyrek altını duyduktan sonra öyle bir akılları kaçtı ki yanlış puanlama yaptılar sağ olsunlar. Bu da benim elenmeme sebep oldu ama bu geri dönmeyeceğim değil. Biz Fatma ablayla Emine'yi... Uğurlu. Ay ben de gideyim çıkayım orada. Yok böyle böyle. Burada bir öpüşü koklaşın şöyle. Hadi daha sonra gidelim. Ha bunları alalım. Resimleri. Ben de gördüm. Çocuğunu bebişini çok öpüyorum. Eşine selam söyle. Tamam mı? Kız benim tatlı kız. Hadi. Evet. Programımız da bu hafta böylelikle sona erdi. Pazartesi günü aynı saatte Gelin Mutfak'ta yeni yarışmacılarla yine sizlerle beraber olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Yemeği tabakta, tadını damakta, gelinin mutfakta, gelinin mutfakta.
Maliden kadar kimse haksız puanlama yapmıyor ya. Şimdi sen Reyhan'ı mı göndermek istiyorsun? Reyhan'ı gönderirsin, Perihan burada. Sen de tak sepetini koluna, evinin yoluna. Gitmesi gereken kişi Ezgi. Hediye ediyorum ben bunu Ezgi'ciğimi. Bizi tebrik etmedi. Niye tebrik edeyim? Sen bilezikler almışsın. Salı günkü yaptığım hatadan dolayı iki gün sinir krizi geçirdim evde. Gelinleriniz sizi eleştirdiler. Nasıl eleştirir beni? Yok öyle bir şey. Dört gelinde, dördümüz de başka yerlere gitmek istedik mesela. Zorla oturacaksın mı dendi? Birlik beraberlik bozulmaz, biz de öyle. Seninkiler çok çabuk kızarmış. Fırının ayarıyla falan mı oynadın sen? Evimi kiraya verdim, başka kiradan ev tutarım, orada otursun. Kızım benim yanıma gelmesin. Kendine yakıştırıyorsa gider, üç gün sonra tıpış tıpış döner. Ayşe Nur'a gitseydi üzülürdüm. Sen desene ki bu Ayşe Nur'un, Ayşe Nur'sa bu bir alsın dersin zaten sen. Aa bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu ne? Ay! Ezgi'cim yanlış tabağı bırakmıştın. Zaten sürekli böyle hileyle hurdayla o iki taneyi de taktın. O sepet gene sonuçta tek tek sizin kollarınıza takılıp sizi göndereceğiz. Yani illa bir gönderme şeyim var bize. Geçirdin mi sinir krizi? Sinirlendin mi? Beynim böyle üç gün zokladı. Ezgi gelip ben de geri alsa ben var ya çok üzülürüm. Bu çeyrek altının sahibi gelinimiz. Gelinim mutfakta.